All Star haftasının final gününde İstanbul Taşdelen'den Gülşah'a konuk olacağız. Beşinci gün, Gülşah. All Star haftasının final gününde İstanbul Taşdelen'den Gülşah'a konuk olacağız. Aslen Siirtli olan gelinimiz 37 yaşında, 4 yıllık evli. Yöneticilik yapan yarışmacımız gelin evine 2015 yılında katılmıştı. Şelalesinden sonra bu havuz basit geldi biraz. Ben köşk ve şato bekliyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Kesinlikle. Bir bakalım havuza. Dur bakalım. Şöyle bakalım. Kızlar bir atlayasım geldi. Bir kemer mi getirseydim? Gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Evet. Güneş de var. Evet. Ama Gülşah Hanım'ı da bekletmeyelim. Aman aman. Evet. Eminim evet, çok sabırsızlanıyordur bunun bizi için. Kızlar topuğum girdi. Ay senin de. Sana inanmıyorum. Başıma gelmeyen kalmıyor. Deldin mi? Bence bir an önce giderim kızlar. Hadi. Aman aman aman. Resmen deldi. Kafası yeter hadi. Kız. Nedir şurayı senin deldi. Bu topuklardan çektiğin Burcu? Aa. Allah'tan yanında başka ayakkabı getirdim de evde değiştireceğim. Yani. Burcu ilk gün ve son gün bir kazaya evet, maruz topuklu kaldım. Topuklu bana göre değil kızlar. Ay arkada yani kaldım. Bu boyla. Bugün neler olacak o kadar merak ediyorum ki. Bence tüm Türkiye merak ediyor. Evet. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Merhaba canım. Hoş geldiniz. İlginç. Bu muydu demek istiyorum şu anda. Aynen öyle yani. Nasıl buldunuz hanımlar? Ayakta konuşulmaz. Evet, konuşacak çok şey var. Ben çok şaşırdım. Gülşah'tan ben şato falan bekliyordum. Hiç bahsetmedim aslında. Avantgard ağır severim ama ben rahat ev döşedim dedim. Hani görmekten hoşlandığım şeyler koydum diye. O zaman oturalım, rahat rahat konuşalım. Elbette, bence, buyurun. Değil mi? Ayakta beklemiyorum. Buyurun. All Star Gülşah'ın evine ne yorumlar yapıldı? Çerçeveleriniz düğün salonunda verilen çerçeveler. Köşk ve şato bekliyordum. Evinizi öyle bekliyordum. Bir geldim. Şöyle bir gidip kumaşına baksak mı hanımlar? Ben o saygısızlığı yapmayayım. Ne istersen yap. 4 yıl önce vardı. Sen araştıralım. O zaman garanti kağıdını getirin. Buyurun. Mutfakta neler yaşandı? Örtü temizliği daha önemli. Çünkü ev temizliği yok ya All Star'da biliyorsunuz. Düzeltebilirsiniz. Ev hanımısınız sonuçta. O güzel bir şey. Düzeltilemiyor işte. Bak onu anlamadın. Sadece kendimi dinlemek geldi içimden. Çünkü susmak bilmiyordu. Yatak odası nasıl eleştirildi? Komiden beni rahatsız etmiyor demek istiyorum. Kullandığım bir şeydi. Gözükmüyor ki rahatsız etsin. Ya bak ya şaka gibi. Ve sehpasının hani ayakları var da bunun yok. Çekyat üstünde örttüğümüz örtüler var ya aynı ondan. Normalde 4 gündür o yere kıvrılan nurdan yok. Çünkü o sahte olduğu derken, için. Hani böyle o kadar incesin ki 4 gündür. Neden biliyor musun? Ekranları açın izleyin kimin oyuncu olduğu çok belli. Kıvrılıyorsunuz, döküleceksiniz. Ben evime misafirim kim gelirse gelsin. Düşmanım gelsin ben buyum. Ama çünkü misafirliğe gidince de dikkat edin böyle böylesiniz. Aynen. Hayır değilim. Yadırgadım bu yaklaşımlarını. 3'e 1 halinde saldırıya geçtiler. Esin dahi yok ben anlamadım. Ay şu es de neymiş böyle es. Az sonra gelin evinde. Türkiye Bursa'nın gelinlerini unutamadı. İzlenme rekorları kıran Bursa'nın gelinleri yeniden gelin evi All Star'da. Bursa'nın yeni gelin evleri, düğünleri, adetleriyle yer yerinden oynuyor. Sakın ama sakın kimselere söz vermeyin.
Gelin evi Old Star izlenme rekorları kırıyor. Gelin evi Old Star pazartesi Show TV'de. O halde günümüz başlasın mı? Başlasın. Başlasın. Ben önce bir ayakkabılarımı değiştireyim. Elbette. Rahat et. Aman yardımcı aman olayım. O ayakkabıya da zarar verme lütfen. Burcucuğum sanırım bohçandaki ayakkabılar. Nasıl anladın? Çünkü aynısı benim bohçamda da var. Öyle mi? Tam gün gibi olmadı mı? Hani gideriz hemen bir çetik bir terlik. Öyle oldu. Tam işte gelin evi işte teyzimizden çok güzel oluyor böyle. Spor ve şık bir salona sahip olan gelinimiz koltuk takımı ile mobilyalarını uydurmuş. Halata vizelere de bayıldık. Masa ve sandalye takımı da uyumlu görünüyor. Ancak Gülşah'cığım duvarların boş kalmasını gelinler eleştirebilir bizden söylemesi. Öncelikle salona girer girmez gözüme takılan tek şey TV ünitenizdeki o rafların içerisini göstermesi oldu. Benim evimde çok böyle problem yaşanmıştı. Bununla alakalı fikir ayrılıkları vardı. Çok tezat geldi bana. Hem bende eleştiri yapıp hem sizde bence daha kötüsünün olması. Şöyle, sizden daha kötüsü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sizin cam. Yani insanın aynalı bir de cam. İster istemez gözü takılıyordu. Ama bunda hani incelemeyen, yani evime girip inceleyip detaya bakmayanlar çok net anlamıyor içinde ne olduğunu. Çünkü kutular var. İşte belli... Evet, ayakkabı kutusu var orada. Evet, evet, evet. Ayakkabı kutusuna ben genelde hani ayakkabı değil de işte belli şeyleri ayakkabı kutusunda düzenli durması için koyuyorum. Dediğim gibi gelen evime gelen hani bir kusur aramak için aa işte baksana orada da o kötüymüş diyebileceği bir durum yaşamıyorum. Çünkü dostlar hep gelir eve. Şu anda bir yarışma dediğin gibi evet senin evin eleştirildi ama bu onunla eşdeğer değil. Düzenli durması için ayakkabı kutusu kullanıyorum dedin. Sizce orası düzenli mi gerçekten? Hayır yani bir şeyleri düzenlemek için ufak tefek şeyleri kutuluyorum. Hani ayakkabı kutusuna benzetiyor olabilirsin ama o belli bir yerden alınan kutulardan da kullanıyorum birçok yerde. Sadece kutudan bahsetmiyorum. Demek düzen anlayışımız çok farklı. Yani ben orayı şu an o kadar karışık görüyorum ki hiçbir düzen yok kesinlikle. Yani ama inceleyince keşke... çıkıyor o. Bak, genelde bakacak o kadar çok şey var ki. Raflarım çok şık, çok fotoğraflar var, aile fotoğrafları. Evet. Onlar daha çok dikkat çekiyor diye düşünüyorum. Çerçeveleriniz düğün salonunda verilen çerçeveler. O da bir odak noktasında ve o kadar kötü ve basitleştirmiş ki gerçekten TV üniteniz beni çok şaşırttı. Yani tabii o bütün TV ünitesini öldürecek bir ayrıntı değil benim gözümde. Tabii senin görüşün haklısın. Senin evinde birçok hepimiz hatta yorum yaptık. Eleştirdik. Tabii onun da verdiği bir üzüntü de var galiba biraz. Ben herkese eleştirdim. Nurdan Hanım'ı da eleştirdim. Burcu Hanım'ı da, Ebru Hanım'ı da. Vintage masamı da. Yani hiç önemli değil. Eleştirmene hiçbir şey demem. Ama bütün TV ünitemi öldürmesini kabul etmem. O başka bir şey. Seda girer girmez ilk yaptığı yorum o kadar canı yanmış ki evinden. Hemen dedi ki işte senin de büfende, senin de TV ünitende görünüyor falan dedi ama şok oldum. Onunki zaten direkt aynalı bir camdı ve herkes her oturan içinde ne olup bittiğini görebiliyordu. Bütün hafta boyunca böyle barak severim gösterişi hani şu şekilde yaparım dediniz, dediniz Burcu Hanım'ın evini beğendiğiniz halde beğenmediniz. Çok şatavatlı geldi. Ben de sizden böyle benim güzel yorumlarımı... modern bir ev bekliyordum. Yorumlarımı yanlış lanse ediyorsun. Zaten herkes izleyecek onu görecek, söylüyorum. Siz de göreceksiniz. Sizin anlattığınız farklıdır, benim algıladığım farklıdır. Benim size anlattığım da farklıdır. Ama benim ağzımdan çıkanlar netti onun gününde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben bitireyim size yorumunuzu yaparsınız. Bana göre yani sizden beklentim neydi? Hatta biraz önce de söyledim ben orada gelirken yolda kızlara. Böyle hani o kadar çok abartıyorsunuz ki kendinizi köşk ve şato bekliyordum. Evinizi öyle bekliyordum. Bir geldim bomboş, duvarlar boş. Avizenize girmiyorum bile. Benimkini kabloları gözüküyor dediniz. Gerçekten. Kafama düşecek avizeler. Şöyle yapayım, sende virgül düşmek yok. Üzere. Çünkü hepsini bir değerlendirdin. Bir nefes alırsan anlatacağım. Mi? Anlatayım sana. Gerçekten ben de avize konusundan korkuyorum. Onu söyleyeceğim. Nurdan Hanım'ın evinde avizelerin kablolarının çıktığını ve hoş olmadığını söylediniz. Ona daha cevap vermeliyiz. Cevap vermemi ister misin önce? Çünkü birçok şey anlattı. Benim tamam, de kendimi açıklıyor olmam lazım. Söyleyeyim. Şimdi ben hani söylüyorum her zaman.
Burcu'nun evinde. Ben normalde avantgard ağır modeller severim. Çünkü ben öyle büyüdüm. Benim ailelerimin evleri hep öyleydi. Hı. Çok da severim. Görmek hiç rahatsız etmez. Ama ben herkesin evinde de ufak ufak söyledim. Dedim ki ben çok severim avantgard ama kendi evimde rahatlığı tercih ederim. Hı hı. Hani kayıtlarda da var. Gerçekten hani yalan konuşacak bir durum yok. Şu an çok tezat konuşuyorsunuz. Değil. Hatta benim yatak odamda dediniz ki bu kadar şatafat, bu kadar ağır mobilya beni boğar, hiç sevmem dediniz. Şimdi de yatak odasında sevmem. Yatak odası dedim. İçin sevmem. Yatak odası dedim. Bak. Yatak genel odası için sevmem. İnan buna. Dedi. Benim salonumdaki havaya da aynısı söyledi. Bana inan. Çok ağır geliyor. Ben bu kadar ağır ortamı sevmiyorum dedi. Şimdi diyorsunuz ki benim ailemin evinde de çok fazla avantgard var. Hoşuma da gider. Senin severim. Salonunu beğenmedin mi? Çok beğendim. Sadece tabloların dedim fazla abartı olmuş dedim. Genel olarak senin da senin beğenmedin mi salonunu? Genel olarak da abartı dediniz. Hayır. Her eleştirimize bir bahane vardı. Asla kabul etmiyordu ve sürekli bahaneleri söyleyerek bizim eleştirilerimizi durdurtmaya çalışıyordu. Perdeler. Perdeleri konuşalım mı? Ama. Sen böyle yaptın. İpek dedin hemen orada. Böyle ipek. İpek tek başına. O tavırla söylemedin. Hayır hayır. İpek dedin. Bir şey söyleyeceğim. Ben o tavırla söylemedim. Sadece ben perdeciden alırken perdeci bana bunu söyledi. İpek. Hayır böyle tamam. Küstünüz ya İpek. Hayır öyle İpek dedin. Ben. Bir dakika. Anlatamıyorum. Ben senin orada taklidini yapmıyorum. Şifa mı? Diyorum ki ona İpek dedin. Hayır niye bu kadar yükseldin? İpek olmadığı ortaya çıktığı için mi bu kadar yükseldin? Ben İpek Gülşah şu an senden çok rahatsız oldum. Evet fark ettim çok gerçekten, sinirlendim. İpek çok olmadığını ifşa sende. Ettim diye mi bu kadar ya, bozuldum? Ya olmadığını ifşa etsen ne olacak ki? Dedim ki. Bunu, ne diyorsun karıştırma. Bir şey söyleyebilir dedim miyim? Ki İpek karışımı. Hayır yumruk saat İpek hoşuma gitmedi benim yumruk sadece. Yumruk yapma sebebim İpek yani benim karışmaz. Benim evimdeki eşyayı o şekilde yumruklama benim hoşuma gitmedi. Ama İpek karışmazı gösterdim. Bak eski haline geldi. Açıklayabilir miyim? Açıklayabilir perden miyim? Yani sorun olmadı perden. Bir şey açıklayabilir miyim? Açıkla. İpek olup olmaması inan benim zerre kadar umurumda değil. Şöyle bir gidip kumaşına baksak mı hanımlar? Ben o saygısızlığı yapmayayım. Ben de yapmayacağım. Yani elinle şöyle dokunup ben kumaşına zaten bir şey demedim bakabilirsiniz dilediğiniz gibi. Kumaşı ne tür? Türü nedir kumaşın? İpek tür. Ya da... Yok öyle şeylerim yok benim yok. Normal tül perde. Yok kumaştan çok anladığınız için soruyorum. Yok o çok anlamadığım için değil. Dedem tüccar olduğu için ben bilhassa ipekle çok aşırı neşirdim. Hmm. Yani 3 gün üstüne otur karışmaz gerçek saf ipek. Ama onun ipek karışımı olduğu için o gün öyle söyledim. İpek karışımı var içinde dedim. Başka malzeme de kullanıldığını zaten o gün belirtmiştim. Hala iddialar sürüyor demek ki. Sürüyor. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Gerçekten karıştırın, tamam, buruşturun canınız sağ olsun. Yok karışıp karışmadığına değil. Ben sadece kumaşın cinsini merak elbette, ettiğim için buyurun. Bakıyorum. Buyurun. Şöyle bir bakalım o zaman. Ne istersen yap. Yani ipek değil diyorsunuz ve karışmıyor. O perdelerimle zaman... ilgili hiçbir iddiam yok. Hani ipekti, böcekti böyle şeyler söylemiyorum. Yani yok, normal böcek tül perde. Değildir zaten. Evet tül perde dedim. İpek demedim ben benim için. Aslında ipek karışırmış biliyor musunuz? Ben sonrasında baktım. Mesela normalde bu tül perde hatta en ucuz perdeler üstüne hafif işlemeli perdelerin metresi ucuz olur perdecilerde. Doğrudur ama hani, şunu söyleyeyim ne derler, istersen. Ne derler hani aman ütü istemesin. Hı. Ama ütü isteyen perdeler zaten ağırdır ve fiyatı fazladır. Ki, o kadar haklısın ki ben şimdi şunu anlatayım. Dedem dediğim gibi tüccardı. Biz küçükken onun o getirdiği kumaş topları ipek saf ipek olan ama. Hı hı. Kumaşları, araştırdım diyor biz, kız. Ama anlatıyorum. Ben kumaştan bahsediyorum. Şimdi getirirdi. O top kumaşları açar oynardık falan bilmem ne. Ne yaparsak yapalım o yani kırışmazdı. Dedem de derdi ki bırakın oynasınlar kırışmıyor zaten. Yani hep o zamandan süre gelen bir şeyden bahsettim ya ben. Ben saf ipek değildi katkılıydı onun ne ki. Vardı içinde ipek. Ama değildi saf ipek değildi. Benim de iddiam yoktu. Sadece Nurdan Hanım sordu. Onun evet, üzerine ona ben cevap spontane vermiş. Bir şekilde cevap doğru, verdim. Doğru. Siz ama iddia ettiniz ipek değil ipek değildi. Mesela Nurdan Hanım araştırdım diyor. İpek karışımı dedim. Ay, evet tamam sorun yok. Tamam. Ben de aynı şekilde araştırdım. İpek gerçekten karışmış. O da kendimi savunmak adına değil ama yine de illa sizin dediğiniz doğruysa. Hani araştırdığınızda yazın oraya saf ipek kırışır mı diye. Çünkü kırışmıyordu. Neyse tamam haklısın. Araştırmaya sen, gerek yok. Ben zaten şu an başımda bulunan şalde %100 ipek. İpekten başka bir şey takamıyorum. Ve her gün ütülemek zorundayım yani. Kırışıyor. Bence siz bir bilgilerinizi tazeleyin. Yanlış tabii biliyor olabilirsiniz çünkü. Olabilir. Gerçekten olabilir yani. Ama ben kanıtlı ispatlı bir şeyi gördüğüm için anlattım. Yoksa öyle bir üreticisi değilim yani. Salonda perde mevzusu çıkınca ben ağzımı açmadım. Seda benim yerime konuştu sağ olsun. Hatta elledi falan perdeyi.
Ben yapmak istemedim. Çünkü bana yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi başkasına yapma. Bir şey soracağım kızlar. 4 sene önce mi aldım demiştiniz? Elbette. Koltuk ve masa. Doğru mu? Koltuk, masa yani eşyalar. Takım olarak salon 4 sene önce. Evet. Kızlar bir şey soracağım. Burada bir tezatlık görüyorum. Bu sandalyeler daha bir seneden beri moda değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Ben daha 4 sene önce beri bu sandalyeyi görmemiştim. Yoktu. Daha 1 seneden beri ben bu konuda yanıldığınızı düşünüyorum. Çünkü bu senenin modası gerçekten. Aynen öyle. Bu arada bu masa sandalyeyi ben de beğeniyorum. Beğenmiştim Ebru Hanım'ın evinde de. Hı-hı. Ama bana mutfağa daha çok yakışan bir model olarak geliyor. O gün de aynısını söylemiştim. Hı-hı. Şöyle Nurdancığım. Şimdi bu 4 sene öncenin neden? Şu anda hatta bunların garanti kapsamındalar. 7 yıl garantili çünkü. Garanti kapsamında siparişlerini bile verdim. Bunlar değişecek. Çünkü burada çatlama var. Orada yamulma var. Gerçek onlar değişecek garantili zaten olduğu için. Ben masanın 4 yıllık olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sandalyelere bakıldığında masa zaten son 2 seneden beri moda. Sandalyeler son 1 seneden beri moda. Sana göre. Hayır. 4 yıl önce vardı. Sen araştıralım. O zaman garanti kağıdını getirin. Buyurun. Ben eminim buna. Garanti kağıdını inan bilseydim böyle yapacağını gerçekten hazırlardım. Ama Ardiye'de şu an onu çıkarmam samimi söylüyorum imkansız. Tamam. Peki şöyle söyleyeyim. 4 sene önce bu şekilde takım olarak aldınız evet, değil mi? O gerçekten yok öyle değil mi? Bunlar değil. Onları ayrı aldım. Ben çünkü evi kombinleyip risk almayı severim. Yatak odamda da bu ayrıntıyı göreceksiniz. Diğer masa daha sonradan alınmış evet, gibi. Evet, inandırıcı gelmiyor açıkçası. Diğer yarışma programında da bu masa var mıydı? Diğer yarışma programında yoktu. Gelin evinde. Oradaki her şey zaten eşimin kendi bekar olarak oturduğu evin eşyalarıydı. Hmm. Orada da bahsetmiştim. Orada ne kadarlık evliydiniz? Orada ben daha 3 aylık evliydim. Oradan ne zaman taşındınız? Yani o sene içinde taşındım zaten. Eşinizin bekarlık eşyalarına mı gelin gittiniz? Yani çok da bekarlık eşyaları değildi aslında bakarsan. Ben izledim ama bayağı eski yüz. Hayır, eski ama ağır hani avantgard serisi. Bunlar gibi eski duruyordu. Eski duruyor avantgard serisi. Orada da belirtmişsiniz. Hiçbir evet, şekilde izlediniz değil mi kızlar? Hiçbir şekilde avantgard ya da avantgardın kelime anlamını bilmiyorsunuz. Sen bilmiyorsun hiçbir şekilde bence değil. Avantgard klasik ağır modelleri genel adıdır aslında. Gülşah Hanım sürekli kendisi konuşuyordu. Hiçbir şekilde konuşamadım. Kızların da konuşamadığını düşünüyorum. Bizleri çok eleştirdi ama kendisi eleştiriye hiçbir şekilde açık bir bayan değil. O halde mutfağa geçelim mi hanımlar? Geçelim. Hadi geçelim. Bir dakika hediyeyi vermedik. Mutfakta verelim aynen o zaman. Hadi tamam, o zaman. Evet. Gelin evi. Gülşah'ın mutfağına şöyle bir baktığımızda içimiz açılıyor. Renkli halıya bayıldık. Avize ile perdenin rengi de uyumlu görünüyor. Biz mutfağı genel olarak beğendik. Bakalım gelinler de beğenecek mi? Hadi buyurun hanımlar mutfağa. Böyle elimde kaldı. Artık verelim mi? Mutfağa gelmişken açsın ha. Bence de. Buyurun. Ha, önce ağzımı evet, tatlandırın. Evet bence de. Ay çok. Buraya doydun zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten lazımdı. Hep diyordum ki bir termos almam lazım deyip erteliyordum sürekli. Çünkü bahçeye iniyoruz. Biz de onun çok için düşünmüştük. Oluyor. Güzel renklerden. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle. Evet, şuraya koyalım. Ben başlayayım mı? Başla. Lafını böldüm. Başla. Halı bana sanki biraz demode geldi. Çünkü şu kısma baktığımda çok modern bir havan var ama buraya döndüğümde sanırım şunlar masa takımını uydurmaya çalışmışsın ama sanki 5-6 yıl öncesine ait bir halı. Evet. Buraya da en azından bir modern bir şey beklerdim. Sonuçta avizem modern duruyor, o taraf modern duruyor. Halım çok seviyorum. 4 yıllık halım ama yine çok yıpranıp deforme olmuş değil. Demode duruyor olabilir ama ben burayı onunla renklendirdim. Hep diyorum ya beyaz mutfak çok severim. Sizlere de söylemiştim ama hiç renklendirmeyenler vardı galiba yorumlamışımdır. Ben bununla renklendirdim. Hatta ince detaylarıyla aksesuarlarımı da kullandım aslında. Bak içinde var mesela oradaki fırın tutacağına kadar uydurdum. Hmm. Öyle düşünüyorum tabii. Ben de şöyle söyleyeyim. Evet orada çok ayrı bir havan var. Kullanmış olduğum baharatlıklarını onaya uygun bir şekilde ağır kullanmışsın. Renkleri falan rose evet, rengi. Evet. Burası farklı. Şimdi ben bu masa sandalye halının renk uyumunu beğendim. Halının eskiye yani eski durmasının demode olması fikrine ben de katılıyorum. Ama orayla burası çok ayrı. Bir de şunu diyeceğim. Bu
masa örtüsü diye sermişsin ama bana runner diye sermişsin. Runner. Ama bana şey sofra bezliği hanım sattı modeli. Renk katsın diye en uygunu bence bu. Yani zaten bence hoştur çok renkli. Keşke ütüleseymişsin. Çok kırışık duruyor. Sebebini gösterebilir miyim? Aslında şöyle. Sıkacak mısınız? Hayır şöyle yapıyorum ben onu. Yani şuna doluyorum aslında tam yapamadım. Bir dakika şöyle doluyorum normalde bazen. Bir yumuşak runner'ım daha var. Onu hep etrafına doluyorum. Bunu nasıl doluyorsun? Katlıyorum bunu. Bunu katladığım için böyle oldu. Bu çok sık kullanıyorum. Bu değil. Yumuşağını. Ama bu kırışmış dedik. Bunu doluyorum dediniz. Bak orada da var. O da runner. Yedek hatta. Hani bazen keşke bir ütüleseydin. Kırıştırıyorum ama bu niye biliyor musun? Ütüsüz. Ütüsüz değil. Ben onu bugün de hatta çok katladım, kaldırdım, koydum. Kırışıyor. O öyle iyi bir malzeme değil o konuda. Aksine kırışmaz. Zaten runner dediğiniz dümdüz durur. En azından temiz olduğuyla kurtarmışım. Kırışık. Olsun. Olsun, günlük kullanıyorum, hiç sorun değil. Benim masa örtümü eleştirdi, çamaşır suluydu çünkü çok kullandığım için. Ama en azından kendisi de madem çok kullanıyorken biraz ütüleseydi. Çizikler kir mi, çatlak mı cam olan yer? Köpük kaçmış sanki öyle. Temizlemekten kaynaklı sanırım. İçerisine sabun artık yani. Yardımcınız orayı öyle mi bıraktı, köpüklü mü bıraktı? Kaçanı tekrar nasıl çıkarsın? Zaten taze bir zaman diliminde temizlik yaptı, kaçmış içine yani. O benim için sorun değil. Örtü temizliği daha önemli. Çünkü ev temizliği yok ya All Star'da biliyorsunuz. Yok hani, biz zaten evi bunu yani. Siz Nurdan Hanım'a dediniz ya en azından temiz diye bir hepsi. O yüzden söyledim. Temizlikten konu açılıyor. Kendi söyledi. Konu ranır ya. Konu ranır ya onu dedim. Ben onun camına, penceresine bir şey desem tamam, ona desin. Aa Gülşah bak senin de kötü. Onu da gözde batıyor demek istiyoruz evet, biz. Evet haklısın. Şu an ilgini çekti de söyledin anladığım kadarıyla. Hayır mutfağa girer girmez gözüme battı orası. Yani şu an kapı burada ben bir gireyim o ne ya dedim tamam. Bir baktım. Tamam doğru köpük görüyorsun hani bir hatta. Şeyi hani izah ederken hani bir bitirelim. Dur. Bir yorum yapacaksınız tabii ki de biz tamamen konuşmaya gelmedik buraya Gülşah Hanım. Anladım ama ömürlük bir ayrıntı değil ya o yüzden dedim yani takın onu, var köpük. Sanırım evde temizlik yapmıyorsun mu? Yardımcınıza söyleyin onu temizlemek kolay bir şey ya da hani düzeltebilirsiniz. Ev hanımısınız sonuçta o... Güzel bir şey olur. Düzeltilemiyor işte. Bak onu anlamadın. Gerçekten tamam, giren köpük silinemiyor. Tamam. Bir de şöyle çocuğum olduğu için ben temizlik yapmıyorum. Yapmıyor değilim. Çok da güzel ev temizlerim. Kızımla ilgilenmek gerekiyor. Bir 4 yaşında senedir yapamıyorum dedi. Peşindeyim. Uzun süredir. Peşin. Nasıl? 4 senedir evlendiğimden beri uzun süredir deniz yardımcım var diye ben yanlış mı anladım? Ben siz almıyor musunuz evinizde yazdan kışa geçerken, kıştan yaza geçerken? Yok, ben hepimiz alıyoruz. Hiç almıyorum. Ha, ben alıyorum izliyorum. Yok, onu da alıyorum. Elimden de geliyor. Ama aladan kendimi sonra güzel temizliyorum. Değil mi? Yani. Benim de elimden çok güzel geliyor. Yani bebeğim de olsa herhalde birkaç saatine veya bir günlüğüne yanıma annemi, arkadaşımı falan çağırayım ve kendimi temizlerim. Bebeğin olunca anlarsın. Yo, benim de bırakacağım bebeğim var, yapabiliyorum. Benim böyle elzem durumlarda bırakabileceğim bir tane görümcem var. Onun dışında hala şu an hani düşmeye, devrilmeye çok meyilli olduğu için. Yani tamam siz öyle diyorsanız tabii ki de öyledir. Yani yardımcı almak istiyorsanız alabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz tabii ki de. Bir ara Gülşah'ın o kadar çok konuştu ki sadece kendimi dinlemek geldi içimden. Çünkü susmak bilmiyordu. O zaman yatak odasına geçelim hanımlar. Ben geçelim. De orayı da merak ediyorum. Ben de çok evet, merak ediyorum. Geçelim. Hadi geçelim bakalım. Gelin evi. Salonunda olduğu gibi yatak odasını da sade dizayn eden gelinimiz güzel bir ortam yaratmış. Yatak örtüsünü beğendik ancak avizeyi odaya çok uygun bulamadık Gülşah'cığım. Bakalım gelinler neler söyleyecek. Yine bomboş bir yatak odası. Otel odası gibi geldi bana. Bana da yazlık odası. Yazlık odası gibi değil mi? Hiçbir şey yok. Yatak ve gardırobu. Evet çünkü ben sade diyorum yani uykudan uyandığımda hem beni boğmayacak bir oda istiyorum. Bu da bir rahatlık şeyi aslında süslemiyorum. Çünkü çok kişi girmez nerede? Yatak ben göremiyorum. Çünkü Ala'nın mobilyası vardı orada yatak yanı. Ben onu kaldırdım. Park yatağını yanında kullanmak zorundayım. Buradaymış. O tarafı anlatıyorum. Orayı sormadın mı sen? Ben orayı anlattım. Komodin tamam. İkisini de göremediğim için sağlı sollu olur komodin. Ha, bu bir herhalde inceden bir şey yapıyorsun. Diyorsun ki küçük göremedim. O mu yani? Hayır ben söylüyorum komodin göremedim diyorum. Haklısın yani, ama orada burcu var. Böyle eğilip yani bir şey sorabilir çok miyim? Alçak. Sor. Yatak yüksek normal yatak boyutunda. Evet. Bunu gece yatarken telefon koyarız. Koyamayız. Bir
Biz ailece koymayız. Tamam, odanıza sokmuyorsunuz gece yatarken ama hiç mi bir şey koymuyorsunuz? Siz çocuklu bir ailesiniz. En azından çocuğun bir şeyleri yanınızda olur. Su olabilir en basit yani. Şöyle durması lazım değil mi? O tarafta yatmıyorum çoğu zaman. Bazen bir an nadiren eşim evde yoksa yatıyorum ama o da beşiği hep sürüklediğim için park yatağını. Ben bu tarafta yatıyorum. Dediğim gibi hani kaldırdım o yanındaki yatağı, park yatağı oraya koyuyorum yanıma. O eşimi ilgilendiriyor, bir şey de koymuyor üstüne. Ama orada da var komedi. Koyuyorum işte, diyorum ya, oraya koyuyorum ben beşiği. Komiden beni rahatsız etmiyor demek istiyorum, kullandığım bir şey. Gözükmüyor ki rahatsız etsin. Ya bak ya, şaka gibi. İlk defa gördüm. Niye görünmeli, ben onu anlamadım hayatım. Niye görünsün yani? Yok alçak, komedi. İlk defa alçak görüyorum. Ha doğrudur. Ayaksız mı? Doğrudur. He? Hani bu sanıyorum tuvalet masasının... Tuvalet sehpasının hani ayakları var da bunun yok. Bu bunda aynı değil zaten. Kurpları farklı. O farklı, bu farklı. Takım mı mobilyalar? Yani şöyle dolap mobilya ayrı, yatağım ayrı aldım. Yok yok şimdi... Yani şifonyerlerle, yanınızdaki şifonyerle takım mı? Yok aslında bakarsan birlikte almıştım onları. Mobilyaları birlikte almıştım, komodinler. Şu komodinlerin şeyleri yok ya, ayakları. Yok aslında onlar öyle. Hani ben önce bunları alırken şöyle düşündüm. Şunları alırken daha yatağı almadan ben Çin yatak seviyorum, adı öyle. Yani yere yakın yatak seviyorum. Çin yatak böyle olmuyor yalnız. Bak söylüyorum, Çin yatak seviyorum. Daha alçak seviyorum. Aynen. Ama istediğim gibi bulamadım. Onları o yüzden öyle seçtim. Nasıl da düşük yatak alacağım diyerek seçtim. Bunu sonradan almak zorunda kaldım. Beğendiğimi bulamadım o zamanlar. 4 yıl oldu. Gülşah Hanım günlerdir kendini o kadar abarttı ki çok lüks bir mobilyalar bekliyordum. Ama evi tam beklediğim gibi vasattı. Battaniye takımı gibi. Hani yatak örtüsü gibi değil de. Battaniye gibi değil. Yani ben açıkça söyleyeyim mi? Elbette nasıl istersen. Malına zaten... dokunduğumda da ve gördüğümde açıkça şöyle söyleyeyim. Hani çekyat üstünde örttüğümüz örtüler var ya, aynı ondan. Hani evet, hiçbir şekilde yatak örtüsü diye değil. Hep böyle sıradan şeyleri seçmişsiniz. Hiç dış görünüşünüzle eviniz aynı değil. Sana gelen o sıradan bana o kadar huzur verici geliyor ki. O yüzden değerlendirin. Hani sizin zevk, hepinizin zevkine zaten hitap etmem mümkün değil. Bakın zevk meselesi demiyorum. Dış görünüşünüze baktığınızda diyorum ki hani Gülşah Hanım'ın evi böyleydi. Farklı mı? Eviniz değil. Şöyle farklı. Söyleyeyim mi neden farklı? All Star'dayız. Gelin evindeyiz. Ben 2 keredir yarışıyorum. Ben neysem onu koymazsam bana yakışmaz zaten. Tamam. Bu neysem oyluk veya göz boyamak buyum değil. Şimdi buysam o demek değil. Sizin hiç mi misafir yatak örtünüz yok? Şimdi biz neden misafir yatak örtüsü alırız? Ve neden gelin çeyizi yapılır, bohça yapılır değil mi? Bohçada işte çeyizine güzel güzel yatak örtüler alır vesaire haklısın alınır. Ama bak bir görüşünü saniye, söylemiyorsun. Tenkit ediyorsun. Denkit ediyorsun. Neden? Diyorsun ki şu yapılır bu yapılır neden senin yok? Öyle bir ama şey değil. Benim yok. Daha bitmedi. İzin verirsen. Ama eşin şimdi... yok. Giremiyorum. Girsen... Ama girme, daha yeni konuşmaya başladım. Peki. Peki. Ay ne kadar şirin gözükmeye çalışıyor. Hayır. Kesinlikle. Gerçekten. Aynen. Ne? Kesinlikle. Şu anda ben çok şaşırdım size. Tamam. Valla bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Şu yeri geldi çünkü. 4 gündür o hani var ya benim ilk tanıdığım ve beklediğim Nurdan benim evime gelmiş. O ilk bölümdeki Nurdan. Normalde 4 gündür o yere kıvrılan Nurdan yok. Yere çünkü o sahte derken... olduğu için. Hani böyle o kadar incesin ki 4 gündür. Neden ekranları musun? Açın izleyin kimin oyuncu olduğu çok belli. O kadar belli ki. Evet, evet. Senin ilk bölümünü ben şu an izlesinler. Benim de izleyip buraya dönsünler. Gülşah Hanım tamam, sizin evinizdeyiz. Evinizi eleştirmeye geldik. Tamam. Burada, geçen sezonda sizin gibi arkadaşlar olduğu için ben orada ses tonumu yükselttim. Tekrar sizin gibi dinlemeyi bilmeyen arkadaşlar olduğu için orada ses tonumu yükselttim. Bunu zaten bilen herkes biliyor. İşte gerçek Nurdan. Ben bu. Gerçek ben bunu istiyorum. Hoş geldin Nurdancığım. İnce davranırsan ince davranırım. Herkesin bir bam teli var. Ben ince davranırım. Geldiğinden beri ben sana ince davranmıyor muyum? Kıvrılıyorsunuz, döküleceksiniz. Ben evime misafirim, kim gelirse gelsin. Düşmanım gelsin, ben buyum. Ama çünkü Allah'ın misafirisiniz. Ama misafirliğe gidince de dikkat edin, böyle böylesiniz. Aynen. Hayır değilim. Böyle böyle mi? Benim evimde bana özgüvensiniz. Kendini beğenmiyorsun dedin. Evet, ondan sonra kibirlisin dedin. Ondan sonra ben senin foyanı ortaya çıkarttım diye bozuldum dedin. Yani evet. Bu mu? Naif evet. Olan, kibar olan insan bu mu? Orada ben sizi yorumluyordum. Misafir, eğer ama siz olsaydınız susardım. Misafirliğe gitmiş insanı sen kibirlisin diye yorumlayamazsın. Sustun mu peki? Peki sustun mu? Senin gibi bir insana tabii ki de susamam ki ben. Nasıl ben niye size susayım? Ben de anlatacağım. Kamera burada, siz konuşun. Biz de dinleyelim. Öyle oldu. Siz niye gerçekten olduğunuz gibi davranmıyorsunuz? Ben şu an şok içinde sizi izliyorum. Hayranlıklar içerisinde. 3 kişi yani şu an sürekli 3 kişi diyorsunuz da öbür yarışmada da hani sürekli 3 kişiye takmışsınız. Bize de taktınız. Takmışım. Evet. Sürekli yok şöyle yok böyle ama gerçekten Seda Hanım'a katılıyorum. Olduğunuz gibi olun ya. Burada oynamayın.
Allah biliyor, herkes biliyor ben nasılım. Kıyas yaparak çok üstüme geldiler. Yadırgadım bu yaklaşımlarını, üçe bir halinde saldırıya geçtiler. Hanımlar, bir mola versek mi böyle? Elbette. Bir diğer tarafa geçsek evet, mi? Evet, gidelim ya. Çeyiz odasına evet. Baksak mı? Ben ağzım böyle bantlandı, hiçbir şey de yorum da yapamadım. Gülşah Hanım sağ olsun konuşturmuyor ki. Ha yani sen sustun, virgül dahi koymadın, esin dahi yok, ben anlamadım. Ay, da şoktayım. Es neymiş böyle, es. Bir de reyris. Es ne demek biliyor musun? Ah ben bilmiyorum. İki lafın arasında susman gerekiyor artık. Ha. Cümlelerin buradan yani kervan oluyor. Ay, onun için söylüyorum. Keşke bildiğimiz evet, her şeyi evet, uygulayabilsek. Neyse bir şey olmaz. Bence. Ah, bizi çeyize götürür müsünüz Gülşah Hanım? Çeyizi merak ediyoruz. Buyurun. Gelin evi. Gülşah'ın el emeği göz nuru çeyizine şöyle bir baktığımızda epey farklı parçalar görüyoruz. Biz çeyizi yeterli bulduk. Bakalım gelinler de yeterli bulacak mı? Geldik kızlar en güzel bölüme. Ben çok seviyorum biliyorsunuz, evinizde de söyledim. Evet. Çeyizimin bir kısmı diyebilirim. Kullanmadıklarımı koydum. O zaman hemen şöyle bir başlayalım. Direkt daldım bakmak için. Nasıl ay, çok istersen. Şirin o. Çok şu güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Ben evet, de çok beğendim. Çok renkli. Evet. Ama bu insan bunu kullanmaya kıyamaz hiç, ya. Süs için falan. Şey, bu nasıl kullanacaksın bir bunu? Bir ona kıyamadım. Yani cidden kıyamadım. Ya onun gibi olanlara daha doğrusu var biraz. En azından çok klişe liflerden değil. Farklı bir evet, model. Yani. Güzel durmuş. Evet. Çok güzelmiş. Yapalım, emeğine sağlık. Tek bu tek da örülmüş değil mi o papatyaların hepsi? Bakabilirsin. Bakayım sanırım şöyle. Evet, tek tek sonra montaya girmiş. Senle bakalım. bu papatyalar ayrıyetten örülüyor. Ondan sonra düz bir lif yapıldıktan sonra üzerine böyle işleniyor sadece. Aynen. Yani şu kısım böyle komple ayrı. Hmm, başka. İçine evet, sabun koyuluyor. Hı-hı. Öyle mi? Sabun koyma yeri orası. Ben de bunu söyleyeyim. Çok beğendim bunu da, rengarenk. Normalde şu model, bilmiyorum bilir misiniz? Şu model için şey derler, elti eltiye küsmüş falan. Bilir misiniz? Birbirinden yok, hiç İki halka. İlk defa. Aa, annemin duymadım, yaptığı dantellerde burası gördüm. Burası örümcek değil mi? Buradan mı bahsediyorsun? Yok, hayır, şuradan. Şuradan birbirine içi geçmiş ya evet, halkalar. Onun viskoz masası falan da var. Annem yapardı. Anne bu ne derdim? Derdi ki kızım elti eltiye küsmüş modeliymiş bu. Ne kadar uzun bir model. Elti eltiye küsmüş hani o halkalar için sadece. Çok şirin değil mi? Nurdan Hanım'ın... Benim bakalım o ne? Bir şey söyleyeceğim. Nurdan Hanım'ın annesinin okulda yaptığı şey. Evet, onun gibi. Model çıkarmak. Bebek şapkası falan. Ne biliyor musunuz? Sabunluk mu? Testilik mi? Şekerlik. Gerçekten. Ya. Gerçekten. Bakın altı da var. Şekerlik içine... Dilerseniz var şekerlemem. Koyayım görün, çok güzel duruyor. Ama tabii böyle dik tutmuyorsunuz. Sanki. Bunlar normalde kolalı duruyor ama bu gerçekten yani böyle şey gibi. Yani şeker koyduğunuzda? Hayır şöyle, şimdi bunlar kolalı oluyor. Hı-hı. Bunun kolasının gitme nedeni çok uzun süredir. Hı-hı. Çeyizde böyle süre gelen. Hı-hı. Anneme de sanırım birinden kaldı. Net bilmiyorum, yanlış buradan lanse etmek istemem. Anneme de birinden kalmış olabilir. Çünkü o yüzden kolası gidiyor çeyizde. Gülşah Hanım ben görmek istiyorum. Mutfakta çok güzel şekerlemeleriniz vardı. Biraz koyar mısın? Sen tabii, bize görmüş olalım. Elbette hemen. Sanki böyle çeyizi lifle patikten ibaret gibi değil evet, mi? Evet. Çok... Hani farklı şeyleri şey yok böyle. Başörtü, benim tek da gördüğüm var, aynen lif. Patik yazma, türben, patik. Hı-hı. Çeyiz bu kadar olmaz ki. Gülşah Hanım nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Çok ilginç. Sadece geçmiş günlerin intikamını alıyorlar maalesef. Belli ki o şekilde. Çünkü hiçbiri olumlu güzel şeyleri üstünde durmuyorlar. Durmuyorlar yani. Hep kötü şeylerden bahsediyorlar. Yapsınlar. Ben eleştiriye açık biriyim. Onlar değildi. O yüzden hiç sorun değil benim için. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Şöyle. Bir bırakabilir misin? Duruyor mu? Yo, hayır dedim ya, kolası yumuşamış beklemekten. Yani, kolalı normalde. Ben bir şey merak ve ediyorum. Ve durur yani normalde. Evet. Bunu yapma amaçları, hani örme amaçları, hani bu şekilde, hani atıyorum cam şekerlik de değil de bayramda seyranda o şekilde mi ikram ediliyor? İnan bilmiyorum, anneme de diyorum ya kalmış. Demek ki bu biraz daha eski. Kolalı evet, olduğu için çok deformasyon yaşamamış anladığım kadarıyla. Ama çok güzel, ben çok evet, beğendim. Bayramlarda özellikle kapıya gelen böyle İkram çocuklara verirken... İkram edebilirsiniz bence, kullanmalısınız. Evet, bu arada şu anda da size etmek isterdim ama ben size bunun kapalısını iftardan sonrası için zaten veriyor olacağım. Tamamdır. Çeyizde şekerlik vardı. Çok tatlıydı, güzeldi. Yani beğendim şekerliğini, ilk defa gördüm zaten. Yatak odasında da bir çeyizlik örtünüz yoktu. Hani çeyize sadece bunları mı koydunuz?
Hani pikeniz olur, atıyorum başka bir şeyiniz olur. Anlatmak istediğimi anlatabildim değil mi? Şimdi uyku setleri falan koyuldu ama ben kullandım ya da işte beğenmedim, bir şekilde değiştirdim uyku seti anlamında. Ama ben, annemler de beni biliyor, kayınvalidemler de biliyor. Böyle şatafatlı istemiyorum ben yatak odasını, sevmiyorum. Söyledim, sakın istemiyorum. Tamam, yok, başka yani bir şey alayım dedim. Anlıyorum. Evet evet, evet başka bir şey alayım dedim onun yerine. Bana tamam. Sorun, ben size söyleyeyim şu lazım diyeyim. Biz öyle anlaştık. Hanımlar, çeyizi toplayalım. Toplayalım. Malum. Evet hadi toplayalım. Evet. Şu güzel şeye geçelim. Gelin evi. Fiyatı olay olan kınadan, düğünden en özel anlar. Saç saçımı yapan kişiye haksızlık ediyorsun. Çok ünlü bir tasarımcı. Ben saçınızı yapan kişiyi bilmiyorum yani. Biz parasını değerlendiriyoruz. Ama orada... Kule yapmış. Kule mi yapmış? Evet, kule yapmış. O senin bakış açın. Bir bakın, inceleyin. All Star karıştı. Gelinleri durdurabilene aşk olsun. Siz sanırım son 4 günü unuttunuz hafızanızdan falan. Kendi evimle ilgili söylüyorum. 4 gün değil. İntikama gelmişsiniz üçünüz de. İntikam almaya gelmişsiniz. Başından beri sizi bozmadım. Gerçekten. Siz izledim ve eşim asistan gibi dediniz. Bir şey söyleyeceğim. Ben daha konuşuyorum. Ben daha konuşuyorum. Üst üste olunca hiç kimse anlamayacak ne çevirdiğinizi. Herkesi susturamazsın sen. Susturmak değil, tamam, ben konuşuyorum. Tamam, susturamazsın. Buyur konuş işte. Daha ne konuşabilirsin? Siz istediğiniz zaman konuşmam. Ben istediğim zaman konuşurum. Sen gelip işte bu şekilde tık 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 yapıyorsun ya. Herkes görüyor senin intikam derken... için geldiğini. O zaman izlersin benim ilk bölümümü. Bak bakalım onlarda intikam gördüm, almış mıyım? Gördüm, orada da oynuyorsun. Geldiğinden beri kusur arıyor ama. Bir dakika. Arasın bulsun. Bulamayacaksın. Ben İlk haftayı izlesin. Ben sana hiç katlanamıyorum. Gerçekten hiç. Evinde olduğumu artık şey yapmak sahte istiyorum. O işte sahte oluşun böyle bir şey. Birazdan gelin evinde. Evet hanımlar, şimdi benim tanışma hikayemden başlayalım isterseniz. Merak başlayalım. Merak etmiyorsanız anlatmayacağım. Ben ediyorum, ben çok ediyorum. Peki. Ben de ediyorum. Şimdi gerçekten bizim böyle şeyimiz yok hani çok dikkat çekici bir tanışmamız yok. Ben o zaman bankacıydım. Bir müşterime krediyle ilgili görüşmeye gitmiştim. Hani kredi kullandıracağız. Belli detaylar vardı görüşmemiz gereken. O da orada misafirmiş. Oturuyor eşim. Arkadaşlar çünkü. Ben anlatırken çıkmadı. O da yanımdaydı. Birbirimizi gördüğümüzde ilk bir etki oldu ama hiç belli etmedik tabii. Ben hiç belli etmem mesela. Duygularımı, bu tür duygularımı dedim ya kesin işte evlidir. İki de çocuğu vardır falan. Öyle, bu moddayım. Evli gibi bir duruşumu vardı. Hani aile biraz babası. Heybetli bir adamdır yani. Uzun boylu falan. 1.97. Boyu 1.97. Evet. Nasıl bir dakika. Yan yana? Gülşah Hanım, bu siz misiniz? Evet, o benim işte İnanamıyorum. Bir dönemki kilolu halim. Tabii. Peki ilk adımı kim attı? Nasıl devam ettirdiniz acaba? Çok merak ediyorum da. Aslında şöyle, o günden sonra biz bir daha birbirimizi 6 ay boyunca görmedik. Ve o sürede ya. O beni düşünüyor, ben onu düşünüyorum ama birbirimizle iletişim kurabileceğimiz hiçbir bağlantımız yok. Çünkü müşterime gitmişim, o da arkadaşıydı yani en nihayetinde. Sonrasında 6 ay sonra çok ilginç bir şekilde tesadüf olarak bir ortam, ortak arkadaş ortamında karşılaşıp şok olduk ikimiz de. Tabii ilk adımı... Ben de şaşırdım şu an. Evet, ilk adımı o attı ve beni bir daha bırakmadı. Yani peki, bir şekilde yaptı? Numaramı aldı, bağlantıyı koparmamak için tekrar bu şekilde. Size yaklaşımı nasıl oldu? 6 ay sonra tekrar karşısında sizi görünce ne yaptı size? Benim eşim öyle her şeyi belli eden bir insan değildir aslında. Önce pek anlamadım. İlgisi yok herhalde onun bana. Herhalde kendi kendime gelin güvey oluyorum diye düşünüp hatta modum düşmüştü. Tüh dedim, onun bana ilgisi yok ama o belli eden biri değil. Sonrasında belli etti, yine bir akşam bir yere gittik sonrasında. Çünkü bugünlerde hep böyle arkadaş gibi konuştuk. Meğer ilgisi varmış. Ben de pek umudu kesmemiştim açıkçası ondan. Ne güzel. Demek ondan sonra de öyle başladı. Nasip çok da yavaş başladı, evet. Öyle söyleyeyim. Peki aileleri tanıştırma olayınız nasıl oldu? Yani en başından mı tanıştırdınız yoksa düğüne, nişana yakın mı tanıştırdınız? Aslına bakarsan önce bir evet, flört döneminde bir tanıştırmam oldu. Abimle tanıştırmıştım kendisini. Daha sonraki süreçte sözümden hemen önce aileler bir araya geldi. Tanışmayı gördünüz. Şimdi dilerseniz söze geçelim. Söz kıyafetiniz beyaz mı, ben mi ışıktan yanlış görüyorum? Yok, doğru görüyorsunuz. Beyaz tercih ettim.
Yani ilk defa beyaz tercih edeni görüyorum sözde şu anda. Evet. Olabilir. Ben yani genellikle böyle daha renkli kıyafetler tercih ediyor. Hani beyaz bana göre sadece gelinliğe mahsus gibi geliyor. Ya da nikah öncesi hani nikah kıyılır ya aynı onun gibi olmuş. Aynı fikirde değilim. Çünkü neden? Çok güzel bir başlangıca giriyorsun. Temiz bir sayfa edası da verebiliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Yani beyaz tercih ettim. Sizin düşünceniz. Yani eşimin... ben sadece ilk defa gördüm. Ya eşim de bana uydu mesela mendil. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bu arada bu sadece sözüm olarak algılamayın çünkü biz nişan yapmadık. Bizim aslında söz nişan bir arada oldu. O havayı da çünkü vermek de istedik. Çünkü pastamız olacak, her şey olacak, birazdan göreceksiniz. Pastanız sanırım kırmızı, beyaz ve siyah. Kırmızıyı neyle kombin etmek istediniz? Bir de sanki böyle kalp şeklinde gibi. Yani bizden farklı dursun istedim. Bizim gibi şey de vardı. Beyaz elbise, siyah takım elbise de vardı. Hatta beyaz mendilli. O kadar olmaz dedim. Kırmızı elbise, renk siyah. Olsun. Evet, siyah takım elbise olsun. Kravat falan. O biraz daha güzel olsun dedim. Zaten beyaz farklı olsa olsun. Gelin pastası gibi olurdu. Hı-hı. En eğlenceli kına artık, düğün zaten. Evet, oraya geçelim. Evet. Hadi geçelim. Gülşah'ın kınasına hoş geldiniz diyor. Neresi burası peki? Burası o kadar otantik bir yer buldum ki. Yani tam kınalık diye böyle içeri girersiniz, tam kınalık dersiniz. Ben böyle şeylere biraz önem verdiğim için çok beğendiğim bir kafe aslında. Bir şey söyleyeceğim. Geliyor. Geliyor. Bamba geliyor şimdi. Bir şey söyleyecek. Dın 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 diye. Eşinizin takım elbisesi size o kadar tezat durmuş ki. Yani eşim böyle giymeyi tercih etti. Beyaz ceket, siyah gömlek giyeyim ki zaten düğünde takımı farklı olacak. Yani üst üste gelmesin diye değişiklik yaptı. Zaten hepimizin eşleri eminim kendi tercihini giymiştir de hani siz benim günümde öyle anlamıştım. Çok önem vermiştiniz benim eşimin nişanlığına. Hani nişanda giydiği takım elbise çok dikkatinizi çekmişti. Şu an beyaz beyaz öyle parlıyor ki ortamla hiçbir alakası yok. Sizinle zaten hiç alakası yok. Biz yani uyumlu giymeye çalışmadık çünkü o yüzden. Benim giydiğim fuşya elbiseyi benim eşimi öldür, şuraya o fuşya şeyi takamazsın. O hani zaman neden mendili benim eşimi eleştirdiniz? Çünkü siz uyumaya çalıştığınız için lacivert oluşunu beğenmemiştiniz. Tamam. Sen mordun. Tamam, herhalde. Yani, ben yani çok o iyi anlıyorum sizi. Artık o kadar iyi anlıyorum benim cümleleri. Evet. Çok iyi anladım. Bakın. Sizin kıyafetinizin içinde siyah bir şey var. Ben doğru mu gördüm? Evet, ben de dikkat ettim ona. Ben de siyah dedim. Yani şöyle, kaftanın altında siyah bir şey var. O zaman siz de burada birbirinize uydurmayın. Hayır, öyle şey değil. Siyah bir şey söyleyeceğim. Var. Siyah bir şey değil. Şimdi kaftan ayrı, benim giydiğim elbise ayrı. Şu anda siz benim içeri hani ilk girişim davullarla zurna onu görmediniz. Bu kınanın başlamış olduğu, yani eşimin dahil olduğu, bizim o oynadıklarımız falan onları göreceksiniz. Üzerine giydiniz. Elbette yok, ben öyle yaptım. İşte kırmızı bir şey var çünkü fuşya böyle. Fuşya bir elbise giydim, detayları. Işıktan sanırım öyle. Siyahtı. Hayır, içinde belli şu anda siyah bir şey oldu. Evet evet, siyah elbisemi soruyor. Ben üstüne kaftan giydim evinizde de demiştin ya, üzerine kaftan giydim. Okey, tamam, taktım, ben taç şimdi taktım. Anladım. Tabii. Gülşah Hanım, siz de kınanızda oynamışsınız sanıyorum. Hiç evet. Oturmamışsınız, böyle kıvrıla kıvrıla oynuyorsunuz burada. Evet, çok severim oynamayı, hiç oturmadım desem yeridir. Oynadığınız kim? Oynadığım görümcem, Katar'daki görümcem işte. Aslı. Gülşah kınası çok eğlenceliydi, çok hareketliydi, renkliydi. Çok eğlendik. Güzeldi. Kıyafetler hani görümcenin sonuçta kardeşi evleniyor, öyle değil mi? Evet. Kıyafetleri ben genel olarak baktığımda özensiz buldum. Hani görümcem gayet şıktı. Hatta orada bak kuzenim Yeliz var, o da çok şık. Şöyle, tişört giymiş mesela. Oranın nasıl bir yer olduğunu sorarlar. Benim akrabalarım ve eşimin akrabaları öyledir. Nasıl bir yerde olacak? Yaptığın yere göre giysi değişir, yerine göre giyinirler. Bak şimdi görümcem orada şıktı. Sen buradan ne kadar görebiliyorsun bilmiyorum. Ben gayet çünkü güzel görüyorum. Olması gerektiği gibiydi bana göre. Orada evet şık olmayıp giyinemeyen birini göstersen diyeceğim ki haklısın. Ama hadi, o da öyle hayır, tercih zaten etmiş. Ortada şık olan biri yok ki şu an gözümle gördüğümde. Normal canlı müzik olan bir yere gitmişsiniz. Eğleniyorsunuz şıklık, gibi. Yani bizim şıklık anlayışımız bu. Herkese uyamayız anlıyorum, yani. Şıklık anlayışım benim ailemin bu şekilde demek ki. Düğünden sonra ara verdiniz. Kınadan sonra kaç gün ara verdiniz düğüne siz? Ara vermedik. Şimdi ertesi gün. Hemen ertesi gün mü? Hemen ertesi günüydü düğünüm. Düğün hazırlıklarını da sanırım
Evet. Anılandırmışsınız. Evet. O kuaför. O diyeyim. Çünkü konuşmuştuk ya. Ne kadar ödediniz peki? Biz fiyatı öğrenelim. O kadar çok vurguladınız ki. Rahat bir 6 vardı. Toplam. Kaç? İmkansız. 6. Yok, benim neden söyleyeceğim onu? Kana saçım da vardı. Orada oldu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mekan hiç de 6000'lik bir mekan değil. Bağdat Caddesi'nde. Keşke bir otel odası tutup bir kuaför çağırıp özel bir şekilde o paranın çok çok altında böyle bir şey yapabilir miyim? Şu anda şu saçımı yapan kişiye haksızlık ediyorsun. Çok ünlü bir tasarımcıdır. Ben saçınızı yapan kişiyi bilmiyorum yani. Biz parasını değerlendiriyoruz. Ama orada şöyle bir durum var. Gidiyorsun, benim saçımı atıyorum Adnan Bey yapsın diyorsun. Adnan Bey yapıyorsa şimdi bu kadar alıyor. Onun özel bir ücreti de var. Tek mi? Dört kişinin kına saçı da mı tek mi? Olur mu canım? Dört kişi artı benim kına saçım var. Yani o kadar altınlar takıyorlar, o kadar işte biz lüks bir hayat yaşıyoruz imajını veriyorlar ama hani herkesin değer verdiği şeyler ayrıdır. Özel günümde saçımın en iyi şekilde olmasını istedim ve yanımdakilerle beraber gittiğim kuaförü eleştirdiler. Oysa ki ben onlara araya giremediğim için sadece kına diyorum, kınayı kınada da gittim yaptırdım diyorum ama detayına inemiyorum. O kadar çok saldırıyorlar ki. Ben de onlara dört kınada gittim, dört de düğünde gittim diyemiyorum. Hani yanımda insan götürdüm diyemiyorum. Türkiye Bursa'nın gelinlerini unutamadı. İzlenme rekorları kıran Bursa'nın gelinleri yeniden Gelin Evi All Star'da. Bursa'nın yeni gelin evleri, düğünleri, adetleriyle yer yerinden oynuyor. Sakın ama sakın kimselere söz vermeyin. Gelin Evi All Star izlenme rekorları kırıyor. Gelin Evi All Star Pazartesi Show TV'de. Açıkçası ben sanatsal çok bir şey isterdim. Gerçekten. Yani gerçekten sanatsal güzel bir topuz beklerdim. Ha, bir bak baktığında bakalım. Demem gerekiyordu ki ya gerçekten. Yani adam uğraşmış. Ama uğraşmış şu an adamın diye emeğine saygısızlık ediyorsun. Ya saygısızlık adam, etmiyorum. Bak dünyaca ünlü yarışmalara giden öncü bir adamdan bahsediyorsun. Evet ediyorsunuz. Şu an iyi bakar mısınız topuza bir açıldıktan kule sonra? Kule yapmış. Tam, kule mi yapmış? Evet o kule yapmış. O senin bakış açın. Bir bakın inceleyin. Çok da hoşuma gitti. Vallahi kule yapmış. Bakar mısınız? Kule yapmış. Ben şu an öyle görüyorum. Bakın şu anda size niye cevap veriyorum biliyor musunuz? Ben önceki programda cevap vermedim diye çok eleştiri aldım. Gülşen Hanım niye kendinizi ezdirdiniz? Hiç gerek yok dedi. Ben de artık herkese cevap veriyorum kendimi ezdirmemek için. Siz ama benim saçım kule değil. Ezdirmiyor musunuz? Siz sanırım son tabii 4 günü unuttunuz hafızanızdan falan. Kendi evimle ilgili söylüyorum. 4 gün değil. Anlatabiliyor muyum? Geçtiğimiz 4 günü bir İntikam aldınız aşikar üçünüzün de. O yüzden geçtiğimiz 4 günü bir hatırlıyorum. Evet çok iyi hatırlıyorum. İntikama gelmişsiniz üçünüz de. İntikam almaya gelmişsiniz. Başından beri sizi bozmadım. Gerçekten. İzledim beni bozmadınız. Eşimi asistan gibi dediniz. Bir şey söyleyeceğim. Ben daha konuşuyorum. Bir sürü şey sayabilirim. Ben daha konuşuyorum. Üst üste olunca hiç kimse anlamayacak. Benim evimde bir saniye. Üst üste benim evimde bana şey özgüvensiz. Onu ben susturuyorum. Sen kendini için kullanıyorsun. Herkesi susturamazsın sen. Susturmak değil. Ben konuşuyorum. Tamam susturamazsın. Burcu işte gerçek Burcu. Allah aşkına. Bizim gördüğümüz formalite Burcu yok artık. O bu çeker kız kendi. Gülşen Hanım. Pardon da gerçek Nur'dan. Gerçek Burcu. Konuşmayı bilmiyor. Açıldı. Sen gerçek Nur'dansın işte benim evimde. Ben bunu anlatmaya çalıştım dün. Her şeyde kusur buldunuz. Siz bu kule takımında bile kusur buldunuz. Her şeyimize kusur bulan sizsiniz. Bakın bırak konuşamıyorum. Farkında mısınız? Konuşamazsın tabii. Pardon çünkü neden ben buraya konuşmaya geldim? Buyur konuş işte. Daha ne konuşabilirsin? Siz istediğiniz zaman konuşmam. Ben istediğim zaman konuşurum. Sen gelip işte bu şekilde tık 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 yapıyorsun ya. Herkes görüyor senin intikam derken, için geldiğini. Merak siz de etme. Şu an oynuyorsunuz. Oynamıyorum. Orada böylesiniz, burada ben böylesiniz. Ben senin evinde, senin açığını çıkardım diye videonu izlediğimi anladığım gün ben muhatap gün, olmak istemiyorum sizinle. Çok konuşuyorsunuz. Videonu izlediğimi söylediğim gün ben söyleyeceğimi bilen biliyor Gülşen Hanım. Ben buyum. Sizin gibi sen insanlar olduğu için o eleştirdim. İşte, o değilsin sen. Dört gündür seni izliyorum ama videonu izledim. Videonda dedim. Orada inanılmaz başka bir şeysin. Şok oldum bana dedim. Bu şekilde mi burada davrandın? Başka bir üstüme bu şekilde konuşarak davranıyorsun. Şu anda bir hararet var. Öfkeliyiz. Bir insana nasıl davranırsan onu alırsın. Farkında öyle mısın? Öyle mi diyorsun? Hayır. Cici gözükmeye çalışmak hiç alınmaz. Durmuyor üstünde. İntikam alınmaz. İntikam ne ya? Dört keşke günden beri ben senden ne intikamını alacağım? O zaman izlersin benim ilk bölümümü. Bak bakalım onlarda intikam gördüm, almış mıyım? Gördüm orada da oynuyorsun. Orada da oynuyorsun. Kızlar niye sabretmiş sana? Benim sabretmişmiş. Kendi adına konuş. Orada olup bitenlerden haberdar değilsin. Senin eminim orada da oynamışsındır. Bir şey sende bayrağı sen tutuyorsun. Pardon. O senden beter değil de ben eşler senin yanında. Kimin bayrak tuttuğu çok belli. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Geldiğinden beri kusur arıyor ama. Bir dakika. Arasın bulsun. Bulamayacaksın.
Misafirperverlik bugün gerçekten sıfırdı. Hiçbir eleştirimiz kabul edilmedi. Bunun üzerine bize karşı yüksek sesle cevap verildi ve her şey bahaneydi. Gelin evi formatı gereği biz onları hani evlerine gidip eleştiriyoruz. Beğendiğimizi de beğeniyoruz. Ama onlar buraya gelip her şeyimi eleştirmek istediler. Çok fazla başaramadılar açıkçası. Ama düğünümü de sabote etmekten geri kalmadılar. Siz bize hararetli konuştuğunuz için biz ister istemez aynı tavırla yaklaştık size. Çünkü hayatında ilk defa evime gelen bir insan bana özgüvensiz ve kendini beğenmiyor musun diye bir tabirde bulundu. Ve ilk defa evime gelen bir insan bana sen kibirlisin dedi. Ben dedim ki özgüvensiz misin kibirli özgüvensiz misin bir de... Neydi o? İki şık sundum sana demedin ikisi de sensin. O kadar çok konuştuğunuz şık için sundum. Dediklerinizi unutuyorsun. Senin yüzünden unuttum aklımı aldın. Sana beni bir şey söyleyeceğim. O kadar beynine kazımışsın ki üstüme niye oynuyorsun? Kazıyım? Gel, üstüne mi oynuyorum? Geldiğinden beri gerçek mi oradansın? Gerçekten ben ilk bölümü herkesin izlesin tamam mı? Ben İlk haftayı izlesin. Ben sana hiç katlanamıyorum. Gerçekten hiç. Elinde olduğumu artık şey yapmıyorum. Sahte o işte sahte oluşun böyle bir şey. Sahte. Neden gerçekten sahte? Bak. Neden sahte? İzleyin tamam mı? Göz yok. Var izlen var onu da izleyin. İzleyebilir miyiz şunu hızlı hızlı lütfen? Hayır izleyin ya. Onun ilk bölümünü izleyin tamam, şimdiki haline bakın. Tamam lütfen senin dününü izleyebilir miyiz? Evinize gidince çok pişman olacaksınız hakkında. Bu kadar söylüyorum. İzleyebiliriz buyurun. İzleyelim. Nurdan Hanım iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyorum ama çok bunaldım. Çünkü hiç konuşamadım. Üstüme oynuyorsun dedim orada sürekli. Asıl yani diğer kızların onun evini terk etmesi, düğününü izlemesi bence haklılarmış. Çünkü izlettirmiyor, konuşturmuyor. Eleştirmeye geldik. Eleştiriye açık hiçbir kişiliği yok. Ben sanırım yani hani bu şekilde de hiç eleştiremeyeceğim. Zaten izleyemedim hiçbir şeyini konuşmasından ötürü. Sadece içeride çok boğuldum. Nefes alamadım artık onun konuşmasından. Burcu Hanım iyi misiniz? İyiyim. Sadece rahatsız oluyorum burada oturmaktan dolayı ama saygından ötürü kalkmayacağım. Hanımlar az önceki tartışma herhalde hepinizi etkiledi. Yorum yapamıyorsunuz pek. Ne diyeceksiniz Gülşah Hanım? Şöyle aslında durumdan etkilendikleri değil. Ben şöyle düşünüyorum. Benim düğünümü gerçekten kıskanıp sabote ettiniz ikiniz de. Gerçekten hakkım size geçecek bunu bilin yani. Çok ciddi geçecek. Bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Sabote ettiniz ve kazandınız evet. O yapamadığın kır düğününü yaptım ama kusura bakma sen de. Neyse finale geçelim. Bitsin burada. Puanlamayı alayım. Önce Ebru seni alayım. Tamam. Bugün Gülşah'ın evindeydik. Çok gergin dakikalara şahit oldum. Çok istemediğim olaylarla karşılaştım. Yani çok mutlu olamadım evinde. Bir şeyi eleştirirken bile istemeye istemeye eleştirdim. Yani istemeye istemeye övdüm. Genel olarak evinde beğendiğim bir şey olmadı. İzleyemedik de zaten. Birkaç bir şeyini beğendim. Hani salonunda birkaç parça. Yani onun için buna puanım 6. Aslında hafta başından beri vermek istemediğim bir puanı şu an vermek durumundayım. Çünkü gerçekten evini, mobilyalarını, misafirperverliğini puanlamaya yansıtmak isterdim ama ortada hiçbir şey yok. Bir de bunun üzerine o kadar kötü bir misafirperverlik vardı ki o yüzden benim Gülşah Hanım'a puanım 6. Gülşah Hanım'ın evindeki dekorasyonlarını beğenemedim. Çok boştu zaten. Yani ne yatak odası ne oturma odasına pek fazla bir detay yoktu. Beğendiğim birkaç bir şey oldu. Bir tek mutfaktaki masayla halısını beğendim renklendirmeyi. Misafirperverliğine girmiyorum bile. Tamamen üzerimize oynayıp psikolojik baskı yapmaya çalıştı. Kötü gözükmemizi sağlayabilmek adına. Benim kendisine bugün puanım 6. Nurdan Hanım'ı da alalım puanlamaya. Her neredeyse. Ben size yardımcı olayım Gülşah Hanım. Nurdan Hanım sizi de puanlamaya alabilir miyiz? Tabii geçeyim. 6. Bugün Gülşah Hanım
çok güzel bir oyun sergiledi. Bizi çok sakin karşılamaya çalıştı. Ama bizi hiç konuşturmadı. Kendi günlerimizde 4 gün boyunca çok konuştu. Bugün onu kendi evinde eleştirince sakin karşıladı. Ama çok güzel bir oyun sergilediğini düşündüğüm için yaptı bunu. Bunu anladım ve benim üstüme oynadı. O anda gerçek dişlerini çıkarttı zaten. Bu yüzden ona puanım. Evet hanımlar, zor bir hafta geçirdiniz. Ne düşünüyorsunuz Ebru Hanım? Güzel başladık. Hani ara ara gerildik, ara ara yükseldik. Hani zor bir hafta geçirdik. Kısmen de eğlenceli bir hafta geçirdik. Yani daha güzel bitmesini isterdim. Çünkü herkes çok emek verdi. Yani yarışmadayız ve bu tarz şeylerin olması çok normal. Hani önemli olan abartmadan uygun bir yerde kesmek, unutmak diye düşünüyorum ben. Hakkımızda hayırlısı olsun. Seda, sana katılıyorum. Abartmadan olmalıydı demen demeni beklerdim. Evet, çok abartıldı. Çok, hatta yani kimin evinde bir şeyler yarım kaldı, hiç kimsenin. O biraz manidar oldu. Evet hanımlar, o zaman isterseniz birinci ve sonuncu tahminlerine geçelim. Seda Hanım, sizce birinci kim olur, sonuncu kim olur? Benim dışımda bence birinci Burcu Hanım'dır. Sonuncu da Gülşah Hanım'dır. Teşekkür ederim Seda, beni birinci olarak gördüğün için. Seda, sonuncu bulma nedenin amacınıza ulaşmış olduğunuz için mi? Neden? O kadar eminsin. Gülşah Hanım, ben gerçekten tartışmayı uzatmak istemiyorum. Sadece hak etmediğinizi düşünüyorum. O yüzden sizin isminizi verdim. Yani herkesin evi benim evimden güzeldi. Öyle mi? Yani... Keşke her şey ev olsaydı. Ha, benim değil, için değil misafirperverlik çok önemli. Bu yüzden düşüncemi bu şekilde belirttim. Ben de Seda Hanım'a katılıyorum. Bence de birinci Burcu Hanım, sonuncu Gülşah Hanım olur diye düşünüyorum. Elbette var. Şu an yani hiç kimseye şaşırmadım. Sadece Ebru'ya şaşırdım. Tabii haklı o da. Çünkü baktığı ve gördüğü kadarıyla herkesin bana en düşük puanı vereceğini ya da düşük puan vereceğinin farkında. Çünkü yaşanan gerginliği, bu zaten yaşanan gerginliğin sebebi buydu. Yani yine bir egale etme. Hiç sorun değil. Tespiti doğru. Bunca şeyin üstüne zaten ben birinci olmayacaktım. Ama herkes amacına ulaştı. Burcu'nun birinci olmasını normal, birinci olmasının istenmesini normal karşılıyorum. Çünkü benim kanaatim de aynı şekilde. Merak etme, artık ağlamayacaksın. Beni sen ağlatmadın veya ben duygusallıkla alakalı bir ağlamam söz konusu bile değil. Hmm. Beni tanıyanlar tanıyor. Tamamen sinirden, sana olan saygımdan veya insanlara olan saygımdan çirkinleşmemek için gerçekten sinirden gözyaşıma vurduğundan. Şu anda sarf ettiğim bütün laflar o kadar iyi oynuyorsun ki yani tık 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 tık, ben altınları zaten almaya geldim ya. Üzerimdekiler zaten yetmiyor bakışı. Tamamen yani. Kibarca hala neden iğneliyorsunuz? Sana ne? Kibarca değil. Ne oldu farkındaysanız sana? Kankana bir şey mi söyledin? Ne oldu? İnce ince o kadar oynadığınız belli ki hala didikliyorsunuz. Yani ben artık size hiçbir şey söylemiyorum çünkü değiştirilmez bir insansınız. Merak etme, herkesin, merak etme, herkesin kıyaslayacağı ellerinde donanımı var. Çünkü ikimiz de daha önce yarıştık. İki videolarımız da pekala izlenecek çünkü merak edecekler. Bir eski bölümü izleyecekler, görmeyenler bile. O kadar çok merak uyandırdık ki. Girme lafıma, bitireyim. O kadar herkes görecek ki ikimizi de izleyip. Görecekler kim sahte, kim gerçek, kim oynuyor. O kadar açık ki. Onun için alnım açık. O kadar rahatım ki. Pekala. Vicdanım çok rahat. Evet hanımlar, devam edelim. Burcu Hanım, sizin birinci ve sonuncu tahminleriniz nedir? Ben birinci olamazsam eğer Seda Hanım'ın birinci olacağını düşünüyorum. Sonuncu kişinin de Gülşah Hanım olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. O kadar eminsin ki işte. Çünkü amacına ulaştın, haklısın. Ama lütfen, yani lütfen Gülşah, lütfen daha fazla ineleyici konuşma. Bak ben olmazsam diye giriyorsan cümleye, ama bu bir, ben zaten hani olmazsam eğer Gülşah olur. Ama burası yarışma,
Burası yarışma ama evet, aynı, bakın cümleye Seda da aynı şekilde girdi ama ona aynı tepkiyi niye vermedin? Cümleye Seda da aynı şekilde girdi, öyle demedi mi? Ben birinci olamazsam Burcu olur diye düşünüyorum dedi. Ama ona bu tepkiyi vermedin, neden bana? Sen o kadar eminsin ki çünkü herkes herkes senin adını söyledi. Onun, ona dikkatini bir çeker misin tabii önce? Tabii ki de iddia bulacağım, yarışmaya geldi. Ben de sana diyorum ki amacına ulaştın zaten. Herkes senin adını verdi ve sen buradakileri oynadın ama tribünlere oynayamayacaksın. Yani oralar seni bu şekilde göremeyecek. Ak koyun, kara koyun belli olacak, öyle söyleyeyim sana. Daha net anlarsın. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca neden hala bu kadar emin olduğunuzu söyleyeceğim. Ben şu an konuşuyorum, girmesen Selin'im. Zaten bir susamadınız ben ki. Ben Burcu Hanım'a cevap veriyorum, puanladı ya, hani her şeye fırlıyorsun ya. Heh. Burcu Hanım'a söylüyorum. Ah, benim sonuncu olduğuma emin olma nedenini söylüyorum. Allah Allah. Hani burada yaşananlar, videomu izlenmemesi, her şeye tuz biber bununla ektiğiniz için. Net. Ha, bir dakika bak. Bugüne kadar çok fazla konuşmadım diye diyorum. Tamam anlat, tamam o zaman. Herkese bu kadar yorum yapıp size yorum yapılacağını hiç düşünmediniz mi? Bunu sadece. Ben de sana... ben kendi açımdan sormuyorum. Çünkü benim günümde hani bu tatsız şeyler olmadı. Evet. Diğer günler kadar. Hani onun için. Çünkü sen eleştiri kaldırabildin. Ama yani karşı tarafa öyle şey yapmadın, bozulmadın, sinirlenmedin. Ya da bu şekilde olamaz diye kibirli yaklaşmadın mesela. Şimdi sen de onlarda konuştun. Onun için onlardan gelen yorumları da hani bir şekilde tolere etmeliydin. Hani bu da olmadı, onun için yarım kaldı diyelim. Bence kapatalım artık. Yani geldiklerinden beri bana sürekli başından sonuna kadar kusur arayıp kusur bulmaya çalışmaları o zaman en çok. Üstüme o kadar çok geldiler ki düğünüme kadar geldiler. Senin evinde sen eleştiri kaldırabildin diye zaten her şey çok güzeldi. Onlara da ben yorum yaparken hep battı. Çünkü hep hassas oldukları açıklarını buldum. Tamam, ben o tekrardan aynı şeylere girmek girme istemiyorum. Girme zaten, bunlar bana yetiyor ama herkes bilecek ve görecek. Peki. Peki hanımlar, sakinleşelim lütfen. Nurdan Hanım, sizce birinci ve sonuncu kim olur? Benim düşüncem Burcu birinci olur. Tabii ki de sondan sonuncumuz da Gülşah Hanım. Hani bu tartışma yaşadığımız vesaire için değil. Hiçbir şekilde özensiz buldum evinizi. Zaten açıklamasında yaptım. Mobilyalarınızı başta eleştirmiştim tartışmadan önce. Hani sizin dediğiniz gibi realist yaklaşıyorum. Yani senin evinde de tartıştık, kapıştık. Ne geçtiyse geçti. Hani sen evine benim evimden daha çok güvendiğini söylüyorsun değil mi? Hani evet. Bir artı bir evine, döşemene, her şeyine değil mi? Hı-hı. Onları da dahil ediyorsun yani. Hı-hı. Sen misafirperverdin bana orada. Hı-hı. Ben sana burada değildim. Onu Hı-hı. kastediyorsun değil Hı-hı. mi? Peki. Gülşah Hanım, sizce birinci ve sonuncu kim olur? Benim birinci ve sonuncu tahminim tabii ki birinci Burcu ve tabii ki ben sonuncuyum. Evimde olan bitenler yüzünden. Hanımlar, sıra geldi ek puanları vermeye. Bütün hafta puanlar verdiniz. Pişman olduğunuz, puanını değiştirmek istediğiniz bir kişinin adını yazarak artı bir puanınızı verebilirsiniz. Şimdi de sıra geldi puan sandıklarını almaya. Birinci gün yarışmacımızdan başlayarak sandıklarınızı alabilirsiniz. Evet hanımlar, şimdi de sıra geldi puanları öğrenmeye. Birinci gün yarışmacımız Seda, bakalım gelinlerden kaç puan almış? Puanım 28. Puanım 28. 28.
Daha fazlasını hak ettiğimi düşünüyorum ama tabii ki yine de teşekkür ederim arkadaşlarıma. Diğer arkadaşların puanını bilmiyorum ama bana da az geldi Seda. Yine de normal diğer arkadaşların puanına göre, ortalamaya göre bakmamız gerekiyor az mı çok mu diye. Yani demek ki o şekilde öngörülmüş, onu vermişler diyeceğim ama yine de bu yarışmaya göre az All Star'a göre. Ben Seda'ya hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum. Kendisi de görecek zaten ama bana da Seda'nın evi az geldi. Arkadaşlar hepiniz az buldunuz ama sonuçta bu puanı bana siz verdiniz. Valla sana az olarak demedim, yarışmaya göre az dedim. All Star ya, yoksa senin için az mı yeterli mi? Demek ki evin yetersiz kalmış ya da misafirperverliği. Bakalım ikinci gün yarışmacımız Ebru'nun sandığından kaç puan çıkacak? ...28. Öncelikle bu puan için çok teşekkür ederim. Hani diğer puanları bilmeden bu puana çok bir yorum yapamayacağım. Ama Seda ile aynı puanı almak beni sevindirdi. Açıkçası Ebru, Seda ile aynı puanı almam beni şaşırttı. Evlere bakılırsa, ki ben zaten adil davrandığımı düşünüyorum. Hani evine bakılırsa dediğim gibi biraz daha düşük alabileceğini düşünüyordum. Ama misafirperverliği değil tabii ki de, bunu yanlış anlama. Anladım. Ben buna göre puanımı vermiştim. Bu şekilde. Yani mobilyalarla alakalı. Evet. Sen evini rahat döşemiştin benim gibi. Ben o yüzden sen dedin yani evimi benim güzel yorumladın, onun için söylemiştim. Senin evin evet rahat, benim gibi rahat kullanmayı seviyorsun. Ha biraz daha tabii nasıl söyleyeyim? Bir zayıf kalmış olabilir genel anlamda. Ama misafirperverliğin de gördüğüm kadarıyla işe yaramamış. Biliyorsun diyorlar ya, misafirperverlik önemli diyorlar. Sadece mobilyalarını da yorumladıklarını söylüyorlar. Yani yine de sevinmelisin mi demeliyim hani Seda'yla hani puanı aldığın için. Yine çok düşük değil. Beterin beteri var burada. Burada. Yani öyle tahmin ediyorum. Evet hanımlar, sıra geldi 3. gün yarışmacımızın puanını öğrenmeye. Herkesin birinci tahmin ettiği Burcu Hanım bakalım kaç puan almış? 31 puan. 31 puan. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani az buldum diyemem tabii ki de. Güzel bir puan. Yani senin puanın beni şöyle şaşırttı, düşük buldum. Hani yine Nurda'nın, Seda'nın bilhassa sana daha yüksek puan verebileceğini düşünmüştüm. Hani diyaloğun çok iyi, seni seviyorlar diye. Ben şaşırdım açıkçası. Aslında hani genel olarak konuşacağım, bu All Star. Hani evimizi, misafirperverliğimizi sonuçta hani beğeniyoruz ki tekrardan bu yarışmaya katıldık. Hani 31 de kötü bir puan değil. Tabii diğer sandıklar açılmadı ama güzel bir puan. Hani 28 de tabii ki güzel. Zaten hani bunun altına ne kadar düşülebilir bilmiyorum ama bence o hani ahlanıp vahlanabilecek kadar da kötü bir puan yok, değil. Ben ahlanıp vahlanmadım zaten ki, bana normal bir puan geldi. Hani söyledim. Kim ne puan vermişse teşekkür ederim. Başka benim diyecek bir şeyim yok. O zaman 4. gün yarışmacımıza geçelim. Bakalım Nurdan diğer gelinlerden daha yüksek puan alabilmiş mi? 27. Puanım 27. 27. Ben aramızda daha kötü evler olduğunu düşünüyorum. Yani evime bakılırsa ki, mobilya dizaynı olsun, kullanım açısından olsun. Ama benim günümü mahveden kişi de Gülşah Hanım olduğunu çok iyi biliyorum. Gayet güzel bir evim olmasa zaten tekrar All Star'da olmazdım. Bunu da çok iyi biliyorum. Ne dedin sen? Çok güzel bir evim olmasa yine All Star'da olmaz mıydım mı dedin?
Yanlış cümle, cümle bu muydu? Olabilirim. Çok güzel bir evim olduğunu toparlayamıyorum. Çünkü gerçekten artık beni gerdiğiniz için konuşamıyorum. Puan bile geriyor beni. Ha, burada da yürüyorsun puanın düşük diye. Devam et. Evet. Yine geriyorsunuz. Evet, devam et. Bu şekilde. Yani hak etmedin. Sarayın vardı, biz sana haksızlık ettik. Affedersin. Benim için o bir arkadaşlar saray. Arkadaşlar adına özür diliyoruz. Benim tabii için o bir saray. Ya biraz Allah önce küçümsediğiniz bir artı bir evim vardı değil dediğin. Hayır, çok aşikar belli. Ha. Küçümsediğim bir artı bir dediğinize benim için saray. Siz rahat olun. Burası da bana saray. Sade haliyle, şık haliyle bana saray. Ama sen bunu da anlamadın. Ya, sen de benim günümü rezil ettin. Sen kendin ağzınla söylüyorsun. Yani şu puanı görüp tırnaklarını çıkarmadın değil mi? Hak ettiğini düşündün bir de ya. Senin evinden daha güzeldi Seda'nın da Ebru'nun da evi. Bu kadar megaloman olman neden? Ne alaka? Ya Allah aşkına. Burada benim evimi eleştirirken bile yaklaşımının farkında değil misin? Siz bana beğenmeme nasıl yaklaşıyorsanız neden, ben size o şekilde yaklaşıyorum. Her şeye kusur buldun ya. Uzatmayalım lütfen. Ha, uzatmayalım zaten diyorsun. Bütün gün size çok tahammül ettim. Fazlasıyla. Öyle mi oluyor? Uzatmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Fazla o puan. Yorumumu söylüyorum. Fazla. Arkadaşlar bunu layık görmüş, bunu vermiş. Bu kadar. Tamam, ben hak etmediğimi düşünüyorum işte. Yorumlamayacaklar mı? Sizi değil, onları övsünler dinleyeceğim. Övsünler seni, dur. Övecekler kankaların, bekle. Gülşah Hanım hala ne peşindesiniz? Lise ergen gibi değil mi ya? Değil misiniz gerçekten? Yani yansıyan da oldu. Allah aşkına ya. Değil misiniz? Soru soruyorum. Kanka değil misiniz? Şu an birinci olamayacağını anladığın için mi gerçek yüzünü ortaya çıkartmaya başladın? Hayır, realist olur musun? Kanka değiliz der misin kameraya doğru? Çok rica edeceğim. Sorma. Beş gün boyunca. Söyler misin kameraya doğru? Can ciğer kuzu sarması değiliz der misin? Diyemezsin. Çünkü insanlar gerçekten iyi karaktere sahipler ki birbirimizi sevmişiz. Tamam. Bence sen bir kendini sorgula. Demek ki ikimiz aynı karaktersiniz, oynuyorsunuz. Dördümüz mü aynı karakter? Dördünüz aynı karakter değilsiniz. İkide bir Ebru'yu katma. Ebru bakıyor, haksızsan sana haksız diyor. Haksızsan bana haksız diyor. Bak öyle diyorsunuz ya. Hani objektif bakan tek kişi Ebru diye. Tamam, Ebru bize karışmıyor. Taraflı değil, karışmıyor üçümüz bize. Üçümüz diyelim o zaman. Çünkü üçümüz kız araya girerse, o da araya girerse dörde bir olacak çünkü. Üçümüz mü aynı karakteriz? Anladın mı ne demek istediğimi? Üçümüz mü aynı karakteriz? Ya herkes her şeyi görüyor biliyor musun? Tamam, görüyorsa o zaman daha fazla konuşma. Ha, sen karar veremezsin daha fazla konuşma, konuşup gerçekten konuşmayacağım. Konuşma yok, karışamazsın ya. Yani. Dur. Allah'ım, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya. En son lafı o söylemek istiyor. Bırak da söylesin, rahatlıyor. Ha, öyle mi düşünüyorsun evet, gerçekten? Ego. Şunu görüp sinir krizi geçiriyorsun. Sinir değil. Resmen tırnaklarını çıkarıyorsun. Sadece izah ettim. Ha, senin yüzünden tırnak berbat ettim. Tırnak çıkartmamı bekliyorsunuz. Biraz daha devam edin. Çıkartmayacağım. Merak etme. Evinden beri çıkardın sen ara ara. Siz burada tam çıkardın. Benim evimi küçümseyerek konuşamazsınız. Çıktı. Sen rahat ol. Kendi avizelerinize tamam. Bakın benimkileri tamam. Şey yapacağınıza. Devam edelim. Hadi kim açıyor, ne yapıyor? Evet hanımlar, devam edelim lütfen. Sıra geldi final günü yarışmacımızın puanını öğrenmeye. Bakalım Gülşah'ın sandığından kaç puan çıkacak? Allah'ım, hak ettiği puan. Gerçekten çok beklediğim puan. Allah'ım, önce ben konuşayım. Öyle mi? Beklediğim gerçekten puan. Gerçekten öyle. Ben yaşasın, amacına ulaştın. Evet, evet. Kızlar. Evet, ulaştın. Yaşasın. Rezil ettin günümü. İkiniz de, hatta evet. Üçünüz de. Hepimizin gününü rezil ettiğiniz gibi değil mi? Rezil mi ettim gerçekten? Evet. Eleştirmeye gelmiştim evine. Gayet güzel eleştirdim. Biz de eleştirmeye geldik Gülşah Hanım. Senin açık mı? Bir benim düşün. Alnım açık. Değil. Gayet güzel. Ya, siz merak etmeyin. Ben bunu bekliyordum. İnanın var ya, deselerdi. Gülşah Hanım kaç puan bekliyorsunuz? Yemin ederim 24 diyecektim. Çünkü bak, kendinizi biliyorsunuz. Çünkü değil mi? Ebru'dan bile 6 bekledim ben. Anlatabiliyor muyum? Siz zannettiniz Ebru benim tarafımda değildi. Hani hiç çabalamayın. Günümü rezil eden sizsiniz ya. Biraz gidin kendinize bakın. Bir aynaya bakın hepiniz. Misafirperverliğimin zerresi sizde benim kadar yoktu. Senin yok bana muydu? Verdiğin cevaplar başından sonuna böyle. En küçük şeyde cevap veriyordun. Ben öyle bir şey yapmadım. Nereye yorumladıysan ben öyle sivri sivri konuşmadım senin gerçekten gibi. Gerçekten mi? Evet, herkes görecek. İzleyenler görecek herkes zaten. Görecek. Siz mi misafirperverdiniz Gülşah Hanım? Lütfen numaradan gülmeyin artık. Numaradan gerçekten mı? Şu an senin saçmalamana böyle şey gülüş bunlar hani. Ne saçmalıyorsun gülüşü, o kadarını da mı anlamadın? Siz neden puanı görünce bu arada onunla bir konuşabilir miyim? Ne? Siz neden puanınızı görünce tırnaklarınızı çıkarttınız? Çıkarmadım. Ben puanı gördüm. Daha kutuyu açan bir cümle kurmalı ya. Format gereği de hep öyledir. Açar, bir, önce kendi söyler, sonra başkası. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Karşınızdaki insan sizi konuşturmayınca ne kadar kötü hissediyorsunuz hayır, değil mi? Hayır, böyle bir şey değil.
Bu öyle bir şey değil. Biraz empati kurmanızı rica ediyorum. Allah aşkına ediyorum. Bak. Anlayamaz. Tribüne oynama, tamam mı? Hiç oynama tribüne. Herkes her şeyi zaten görüyor. Tamam sen mı? De oyuncusun. O oradan... Sen zaten alacağın puana kadar biliyorsun. Çünkü yansıttığın duygu bu insanlara. O zaman ben vicdanı rahat mı? Sen oynayamadın, ne yapalım? Rahat mı vicdanın? Ne yapalım, ben oynadım sen oynayamadın. Değil mi? Vallahi başardın, evet. Evet, yaşasın. Kızlar neden dikkate alıyorsunuz? Doğru. Ha, öyle mi oldu? Doğru. Lütfen. Doğru. Neden mi? Başım ağrıdı, yeter. Allah Allah, baksana hareketlere. Yani bu imaj... Çok çirkin bir imaj şu anda. Çünkü neden biliyor musunuz? Neden? Siz şu an böyle gülücüklerle sahte Gülşah gibisiniz. Sahte Gülşah öyle yapmaya farklı, çalışıyorsundur beni sen. Hayır. Öyle öyle. Bugün gün, öyle. Bugün kendi gününüzde şu gülücükler gülmekten. Başaramayacaksın. Yeter, bırakın. Önceki bölümdeki bizim günlerimize direkt zıplaştınız. Tamam, görün, orada da misafirperverim, anladın mı? Ben evimde misafirperverim. Oraya evi de eleştirdim dibine kadar. Çünkü benim altın puan kaygım asla olmadı. Gelin evi tarihinin en düşük puanını aldım. Biliyor musunuz? Yine aldınız. Ve biliyor. Hak ettiğiniz o. Çünkü doğru söyleyen Dokuzköy'den kovuluyor Nurdan Hanım. Anladın evet, mı? Ben de oynayan öyle olmuştum değil mi Gülşah Hanım? Doğru söylüyorsunuz. Neydi? Değil mi? Sen öyle olmadın. Sen ne yaptın biliyor musun? Yani tamamen tam tersi. Hı hı. Yani sen oradaki Nurdan'ı ara ara buraya getiriyorsun. Hı hı. Çünkü o kadar çok koruyamazsın kendini böyle. Çünkü ben sizin gibi 200'lü olarak hani bir maskemi takıyorum, bir öbür maskemi takmıyorum. Kusura maske bakmayın. Maske mi? Göreceğiz. İki bölümü de izleyip evet, kıyaslasınlar, evet, göreceğiz. Hiç İzlesinler. Sıkıntı değil. Yine hiç aynısınız. Değil. Orada da susup pusup böyle yapmışsınız. Burada altınları kazanırsan bölüşeceğim bile demiştim. Ay hareketlere bak bir de böyle falan. Yani Gülşah çok itici biri. Bu yanlış yaklaşım, anladın mı? Kabul ediyor musun? Yanlış yaklaşım. Neyi kabul edeyim? Aynaya bak. Aynaya bak. Dayanamıyorum. Tamam mı? Dayanamıyorum. Sana ne oluyor Seda şimdi? Bak, puanlar açıklanınca. O kadar üzülüyorum o kadar üzülüyorum ki bugün bu yarışmanın son günü ve tiyatronuz yarıda kaldı. Öyle mi diyorsun? Olamadığınız için o kadar üzülüyorum ki. Neyse ki 5 gün beraberdik biliyor musunuz? Ben onun için mutluyum. O yüzden gülüyorum. Yeterince oynadınız yani. Hayır. 5 ben gün, oradan tamam onu anladım. Senin de böyle. Ben size sizin bana yaptığınız kadar sert eleştiri i̇ddialı yapmadım. İddialı bir evin olsaydı iddialı. Benim evim sizden çok daha iddialı. Öyle mi düşünüyorsunuz? Tabii ki de öyle düşünüyorum. Ego ya. Egoya bakar mısınız? Sıfır. Hayır susuyorum. Yarım saattir öyle değil mi? Çok susuyorum. Anımsın çünkü. Dayanamıyorum ya. Size dayanabilen var mı? Ya. Bana mı? Evet. Çok merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim ediyorum sana. O kadar çok seviliyorum ki. Allah bozmasın. Yani sizin patlayacağınız kadar öyle söyleyeyim kıskançlıktan. Allah bozmasın. Baksana ya, baksana. Çok eğleniyor. Gerçekten çok eğleniyor. Çok eğleniyorum. Çünkü bir şey söyleyeyim mi sana? Yine eğlen. Benim ilk videom var ya. En çok i̇lk, sevilen gelin. İlk. Hani evet, ilk. Anladın mı? En çok sevilen gelinim. Çünkü ben yine kendimi bozmadım. Orada bizim sevdiler. Beni de çok sevdiler ama ben çünkü oynadığın için sevdiler. Ben bunu sürekli için. Ben bunu sürekli dile getirmedim. İnsanlar beni de çok sevdi. Ben evet, de çok güzel dile getirdim. Beni de çok sevdiler. Ama ben de sevildim. Zaman önceki bölümüm, ben de sevildim. Önceki bölümüm demedim. Senin, bak senin hassas olduğun bir noktayı kimse yakalamadı çünkü eski bölümünde de. O yüzden sen tırnaklarını çıkarmadın sen ya da ağlamadın. Sen yeni baştan bir izle anladın istiyorsan. Mı? İzlemedim ki. Yeni hiç baştan bir bile izle istiyorsan. İnan bir tek seninkine bakmadım. Hayır arkadaşlar, eminim beni de sevdiler. Dürüst oluyorum, seninkine bir tek bakmadım. Beni hala seviyorlar. Evet. Beni hala seviyorlar. Bence bu konuyu burada kapatalım. Hepimiz birileri tarafından seviliyoruz. Evet. Evet hanımlar, bence de konuyu kapatalım. En heyecanlı kısma geçelim artık. Bakalım Burcu Hanım artı bir puanını kime vermiş? Ben artı bir puanımı Seda Hanım'a verdim. Vicdanım, gönlüm çok rahat. Teşekkür ederim. Açıkçası hak ettiğimi düşünüyorum. Çok sağ ol. Sıra geldi Ebru'nun artı bir puanını öğrenmeye. Bakalım Ebru artı bir puanını kime vermiş? Seda Hanım. Çünkü gerçekten tarzı tarzıma çok yakındı ve beğendim. Pişman olduğum bir puan vermedim. Ama yine de ondan yana kullanmak istedim. Teşekkür ederim Ebru Hanım. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Burcu Hanım'a da yaklaştınız. Ne düşünüyorsunuz? Yani Burcu Hanım 31 puan aldı. Gerçekten ben puanını çok beğendim.
Ona yakınlaşmak tabii ki beni mutlu ediyor. Tatlı bir rekabetlik oluştu şu an aramızda. Bakalım çifte birincilik mi olacak, ne olacak? Gülşah Hanım, diğer gelinlere göre Ebru Hanım'la daha çok anlaşıyordunuz. Ebru Hanım'dan artı bir puan beklediniz mi? Benim adımı yazmamasına şaşırdım açıkçası. O da arkadaşlarla aynı fikirdeymiş. Şimdi Seda'nın evini siz de beğendiniz. Yani Seda'nın evini... Ben de beğendim. Belli şeyleri eleştirdik, belli şeyleri beğendik ama yani... Çok ilginç şeyler oluyor. Hani onun bana mesela yükselebileceği kadar ben onu eleştirmedim, incittiğimi de düşünmüyorum aslında. Ama olsun. Hani çok ilginç şeyler olmaya devam ediyor ama devam edecek de bu ilginç şeyler. Kısacası diyorsunuz ki neden benim adımı değil de onun adını yazdın? Yok demiyorum. Öyle bana demiyorum. Ama sorulan soruyu duydun mu sen? Hani Ebru'dan bekliyordum mesela ben benim adımı yazmasını. Şaşırdım tabii ki de hani yakın gördüğün, hani sohbet ettiğin, sizin nasıl birbirinizle yakın gördüğünüz var ya üçünüz. Doğru. Ben tahmin edebiliyorum diyorum hani Burcu şey sen verdin değil mi puanı? Burcu işte ya Seda'ya ya da Nurdan'a verir. Çünkü ikisinden başkasına vermez puan şimdi diye. Şöyle, aynı hani, şekilde. İyi anlaştıklarımıza, beraber evet. iyi vakit geçirdiklerimize hani puan vermiyoruz biliyorsunuz. Ha öyle bir şey de elbette değil. Hı. Hani konuşuyoruz, belli şeyleri değerlendiriyoruz. Oysa görüyorsun, görüyor olduğunu da biliyorum hani sessizsin diye. Aynı fikirde olmana şok oldum işte onu demek istiyorum. Şunu alabilmem için zaten herkesin... Evimde bu sorunu çıkardığını düşünüyorum. Çünkü ben herkesin evine gittim eleştirdim ve şunu dedim. Arkadaşlar siz de eleştirin. Bakın birbirimize bir kötü bir şey demeden eleştirelim, tartışalım. Zaten insanlar iletişimi böyle kuruyor. Tartışarak kuruyor. Tartışmalıyız ki iletişim kurabilmeliyiz yani. Ama hiç göremedim bunları. Gerçekten biz göremedim. Hep karşıdan tepki geldi eleştirdikçe. Ama benim evimde öyle yapmadım. En son artık doldum diye bir şeylere cevap vermeye başladım. Eski programda çünkü vermemiştim. Eski programda vermedim. Çok tepki aldım takipçilerden ya da işte beni izleyenlerden. Çok takipçim yok bu arada. Söylediler, yazdılar. Gülşah Hanım niye cevap vermediniz? Biz olsak evden kovardık dediler. Ben kovmam dedim misafirlere. Ama onlar terk etti sanıyorum. Onlar terk etti. Ben kovmadım. Kovmam için elinden geleni yaptılar. Yine kovmadım. Ha tartışmadık mı? Elbette. Birçok kanal, birçok programa dahi biz konu olduk. Öyle bir tartıştık. Ama orada da burada olduğu gibi yükselttiler beni. En sonunda çileden çıkardılar. Gülşah Hanım ben bir şey merak ettim. İlk yarıştığınız zamanda da sorunlar yaşamıştınız. Peki size bir seçim şansı verseydik o arkadaşları mı seçerdiniz yoksa şimdi yarıştığınız arkadaşlarınız mı? Yani elbette o arkadaşlardan daha anlayışlı olduklarını düşünmüştüm. Yalan yok hani ben çünkü realist bakıyorum. Şimdi düşük puan alsam da bir şey konuşuyorum ama çok saygısızsınız biliyor musun? Çünkü bak düzgün bir şey yani hakkında olumlu bir şey geliyor. Öyle bir gard almışsın ki... Konuşacağım olumlu cümleyi dahi duymuyorsun. O kadar gard almışsın. Sürekli aynı anladın kelimeler, mı? Aynı cümleler. Soru geldi, gülüyorum. Cevap veriyorum. Soru geldi, cevap veriyorum. Tabii verin, buyurun. Hani, cevapların hepsi sizin. Burada çocuk bak, kalır. Olumlu bir şey konuşmama rağmen sen böyle çirkin duruyor. Aa. Yakıştıramadım sana o kadarında artık. Sizin yani. Yaptığınız o hakaretler çirkin değildi. Benim normal her zamanki mimiklerim mi çirkin? Hakaret mi Allah evet. aşkına ya? Yükselişleri hakaret olarak addediyorsun ama öyle bir şey söz konusu bile değil. Neyse. Neyse ben yine devam edeyim. Çünkü olumlu şeyler bile sana kötü geliyor. O yüzden soru yok. Kabul edeyim. Şimdi dış ses bir soru sordu. Bir türlü bırakmıyorsun cevap vereyim. Çünkü zoruna gitti. Hazmedemiyorsunuz sabote ediyorsun. Ki. Hala sabote. Hazmedemiyorsunuz. Bak vazgeç aldım puanımı daha neyi sabote ediyorsun? Bırak cevap vereyim diyorum. Ver. Buyur ver. Nasıl yapıyorsun ver. İşte bu gerçek Nurdan. Var ya. Gerçek Gülşah'ın evet. çıkmaya başlıyor farkındasınız. Hayır çileden çıkarıyorsun dış sese cevap vereceğim. Susarsınız yani. Bana laf yetiştirmeyin o zaman ben de size yetiştirmeyeyim. Buyurun verin. Neyin hadi. Rahatlığı? Gerçekten artık merak ediyorum. Ben evet işte, şu an cevap veren ben bakın her zaman o şu an programda size kırılan o tanıdığınızın programını doğru düzgün izleyin. Bir bakın ya kim oynuyor bir kurcalayın. Biliyorum ki evinizde çok pişman olacaksınız. Hepiniz ayrı ayrı olacaksınız. Size benim günümdeki ikide bir şunu sorgulamayın. Benim günümdeki arkadaşlar aynı sizin gibi oldu. Sizin karakterinizde çünkü. Öyle mi oldular? Vurguluyorum burada. Nasıl oynadığınız, orada burada ayrı olduğunuz çok belli. Korkudan sindirmedin yani artık onları. Artık yani şöyle benim söyleyeyim. Benim evim ben konuşurum. Biraz önce takipçi dediniz ya hani. Ay. Benim de takipçilerim çok iyi biliyor. Benim gerçek Nurdan ne olduğunu, burada insanların ne sergilediğini
çok iyi biliyor. Ben burada izah etmeyeceğim. İzleyenler zaten görecek. Ha, sen arka planda onları yine pıt 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 yaptın. Onları kazandığın gibi değil mi? Hani böyle ay canım çiçim ha kırıla kırıla yerlere düştün ondandır. İlk programdaki Nur'dan neyse zaten kamera beni ne kadar kafanızda büyütmüşsünüz ki yani, günümü sonuna kadar izlemiş. Şu anda tamam. Hayır. Sadece evini gördüm böyle yaptın. İnsanlara da böyle yaptılar sana. Yani şoka girdiler. Dedin ki burası benim evim artık ben konuşacağım falan diye. Şoka soktun kız bir şey isteyecek. Ödü koptu senden. Aa, gördün bunu ya. Tamamını izleseydiniz. Herkes izleyecek görecek. Dış ses. Ay tamam dış sesi ben cevap verebilir miyim artık? Evet kısaca sorumun cevabını alayım ben Gülşah Hanım. Yo ben yine arkadaşları tercih ederdim ama onlardan daha yumuşak olduklarını daha adil olabileceklerini düşünmüştüm ama bugüne kadar. Bunu görünce yani onlardan farkınız olmadığını gördüm. Bence eşitsiniz yani seçemeyeceğim aranızdan. Kura falan çekmem lazım. O üç insan eşitsiniz. Kötüydü, biz de kötüyüz. Sizin gözünüzde bir siz doğrusunuz, haklısınız. Doğru, bak doğru söyleyen dokuz köyden kovuluyor. Öyle bir durum yaşadım. İşte doğru söyleyen dokuz köyden kovuyorsun. Ay. Tamam hanımlar devam edelim. Bakalım Gülşah Hanım artı bir puanını kime vermiş? Benim puanım Burcu'ya. Teşekkür ederim. Hanımlar ben çok şaşırdım. Gülşah Hanım'ın neden Burcu'ya artı bir puanı verdiğini merak etmiyor musunuz? Yani şaşırdım ben açıkçası. Ben tahminimi söyleyeyim. Bence vicdanını rahatlatmak için yaptı. Hala ben çamur. Aynı şeyi hala çamur. Ya ama gerçekten. Zaten benim için de hani... Gülşah Hanım'la Burcu Hanım'ı kıyasladığımda zaten ikisi arasında Burcu Hanım artı biri hak ederdi. İnşallah vicdan için değil de gerçekten hak ettiğini düşündüğünüz için vermişsinizdir. Yani böyle düşünmen çok doğru bir cevaptı senin yaptığın. Çünkü sizden beklenen buydu. Zaten demeyeceksin. Aa, gerçekten Gülşah Hanım adaletliymiş diye bir şey beklemedim. Ne senden ne Nurdan'dan. Neyse gerçekten ben bunun için yorum yapmak istemiyorum ya. Biliyor musun? Sana bu konuda cevap vermeyeceğim. Peki bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Ebru Hanım'a darıldınız. Ebru'yla yakındık. Darılmadım. Bana vermesini. Aram çok iyi. Tam darıldınız veya öyleyse. Hoş bulmadınız bana vermesini. Yakındık bana vermesini beklerdim dediniz. Siz bir tek Ebru Hanım'la yakınız. Asıl Ebru Hanım'a puan vermesi gereken kişi sizdiniz. Neden vermediniz? Nereden biliyorsun Ebru'ya ben zamanında o puanı vermemiş olduğumu? Ben burada şu anda biz bu artı puanı niye veriyoruz? Ay keşke bir puan daha verseydim diye hayıflandığımız... kişiye veriyoruz. Dikkatini çekerim. Yani o gün Burcu Hanım'a haksızlık yaptığını düşünüyorsunuz. Haksızlık değil. Bir puan daha vermen gerekirse kime verirsin diye burada sordular. Ha dedim Burcu'ya veririm. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hani yani bu kadar zoruna gitmesin alamadın diye. Tüh yani altınlarına altın katamadın mı acaba bu gidişle? Zoruma gitmedi. Sadece samimi gelmediniz. Onu gerçekten mi? Istedim. Bence evet. Almadın diye samimi gelmiyor. Şu an onu ben bilirim. Allah bilir. Hanımlar farkında değilsiniz ama gelin evi All Star'ın birincisi belli oldu. Haftanın birincisi Burcu Hanım oluyor. Tebrik ederim. Ay, teşekkür ederim. Ay, aklım oldu. Çıktı. Yani sen farkında değilsin birinci yaptığımız seni burada. Burcu Hanım 32 puanla birinci oldu. Gülşah'ın verdiği puanla birinci olmak nasıl bir duygu Burcu Hanım? Teşekkür ettim kendisine. Diğer arkadaşların zarfları açılmadı ama... Evet, belki Gülşah Hanım'ın şu an vermiş olduğu puanla birinci oldum. İnan o kadar çok tatsız şeyler yaşadık ki. Yani keşke yaşamasaydık da birinci olmasaydık. Yani şu an gerçekten birinci olmuş olmanın mutluluğu ve sevinci ciddi anlamda söylüyorum içimde yok. Burcu. Teşekkür ederim. Kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Güle güle kullan bir puanını. Teşekkür ederim. Yani şöyle gerçekten insanlara kendimi böyle anlatabilmiş olmam sizlere. Yani veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kızlar benim puanımı kime verdim merak etmiyor musunuz? Ediyoruz. O zaman ben de açayım. Aç hadi. Yavaş yavaş mı açayım mısınız? Ben de Burcu'ya verdim. Çünkü gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Verdiğim yani hepinize verdiğim hiçbir puandan da pişman değilim. Zaten tahmin ettiğim sonuç çıktı. O yüzden gönlümde çok rahat. Çok teşekkür ederim ya. Gerçekten şu an çok duygulandım. Sağ olun. Hanımlar buyurun altın seremonisine geçelim isterseniz.
Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle sen bana takmadan. Gerçekten çok teşekkür ederim beni birinci yaptığınız için. Hepimiz All Star'ız zaten. Öyle olmasak bu hafta yarışıyor olmazdık. Gülşah'ın tezini çürüterek altınlarıma altın katmak için gelmedim ve ben ödülümü sizlerle bölüşmek istiyorum. Aa. Evet. Nasıl şaka yapıyorsun? Ciddi. Evet, bölüşmek istiyorum. Gülşah Hanım da dahil mi buna? Ayırmayacağım, tabii ki de dahil. Teşekkür ederim. Ve ikinci gün, ikinci gelin olarak da sana takmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle takayım sana. Yani aslında sana yakışır ama böyle bir incelik düşünmen beni çok mutlu etti. Ben çok şaşkınım şu an. Ben de. Şu an bu boynumda olduğuna inanamıyorum. Herhalde ikinci olup da... Ayrı ayrı olsaydı hanımlar hepinize takardım ama ne yazık ki ayrı ayrı değil. Tek halde. Ama o sorun değil ama canım. Böyle... Kendi aramızda hallederiz. Acaba kaçsam mı şu an? Yani ben de sonuçta böyle bir hakkım da var sanki. Yok. Tamam kaçmıyorum. Ben seni gerçekten çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Biz sarılmak ben istiyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya bir diğer All Star ekibimizle karşınızda olacağız. Yine çok heyecanlı bir hafta bizleri bekliyor. Pazartesi günü buluşmak dileğiyle. Esen kalın. Teşekkürler gelinleri. Türkiye Bursa'nın gelinlerini unutamadı. İzlenme rekorları kıran Bursa'nın gelinleri yeniden Gelin Evi All Star'da. Bursa'nın yeni gelin evleri, düğünleri, adetleriyle yer yerinden oynuyor. Sakın ama sakın kimselere söz vermeyin. Gelin Evi All Star izlenme rekorları kırıyor. Gelin Evi All Star, Pazartesi Show TV'de.